Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Allah'ın yardımıyla Rabbimizin kitabından, Rabbimizin vahyinden, bilgisinden ve Efendimiz'e aktardığı bilgilerden kendimizi, dünyamızı, tarihimizi ve bütün alemi tanımaya çalıştık, çalışıyoruz Allah'ın yardımıyla. Ve tarihi sırayı takip ediyoruz Allah'ın anlattığı şekilde ve bilebildiğimiz kadarıyla. Adem atamız, Habil, Kabil, Şit aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselam ve yeğeni Lut aleyhisselam ve şimdi biz Lut aleyhisselamı gündemde tutacağız, gündeme alacağız ve coğrafi bölge olarak Filistin'deyiz. Bugünkü ifadeyle Filistin'de Lut Gölü'nün, ki bugünkü coğrafi terim ona Ölü Deniz diyor zannedersem, tarihte bir peygamber varlığını kabul etmediklerinden dolayı pozitivist ve rasyonalist felsefe bu göle Lut Gölü dese bir Lut aleyhisselamı kabul etmiş olacaklar. Bundan dolayı Ölü Deniz diyorlar ve problemi böylece kendilerince çözmüş oluyorlar. Ve biz şimdi İbrahim aleyhisselamla beraber hicret eden, önce Ur, Bağdat, sonra Harran, sonra Filistin ve şimdi bulunduğu coğrafyaya Allah tarafından elçi gönderilen Lut aleyhisselamı kavmiyle birlikte değerlendireceğiz. Ve Lut aleyhisselamın kavmi, Lut aleyhisselamın ifadesiyle, siz şimdiye kadar kimsenin yapmadığı bir işi yapıyorsunuz diyerek, etetune zükrani minel alemin ve tederune ma halaka leküm min rabbiküm min ezvacikum belentüm kavmün adun diyerek ortaya attığı gerçek şu: bu kavim Allahu Teala'nın dün de ve zaten biliyorsunuz hayata biz atamız ve anamızla başladık. Bir kadın ve bir erkeğin birlikte Allah adına birlikteliğiyle başladık. Sonra onun çocukları ve bugüne kadar bütün insanlardan Allahu Teala'nın istediği bir yasa var. Bir kadın ve bir erkek sahibi Allah'tır. Onun istediği, onun yasasına göre birleşirler. Birlikte en güzel bir cinsel hayatı yaşarlar. Buna Allah hak verdi. Ve hem insanları, kadını erkeğe, erkeği kadına meyleder ve özler bir şekilde yarattı. Her ikisinin birlikte bir ihtiyaç giderme özelliği var. Ve bu özelliklerini Allah yasal olarak belirledi. Şartlarını koydu. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar ki okuyacaksınız. Okuyun ve okuyalım. Bütün hayatı burada gösterir. Evlenme, boşanma, kimlerle evlenilebilir, evlilikte sosyal, ekonomik konum nasıl belirlenir vesaire gibi, ki hepsi burada açık. Ki isteyen iman eder buna, isteyen iman etmez. Çünkü Allahu Teala dinde zorlama yok dedi. İsterseniz benim bu kitabıma iman edersiniz, bu kitabımda belirlediğim sisteme, aile sistemine iman edersiniz. İşte ben bir erkeğin 4 kadınla evlenebileceğini söyledim. Cariyelerle de beraber olabileceğini söyledim. Ve bu kitapta aile sisteminde er-ricalu kavvamune ale'n-nisa dedim. Yani erkekler kadınlar üzerinde yetkilidir. Aile yönetiminde erkek hakimdir dedim. Yine alışverişte bir şahitlikte bir erkek, iki kadın ancak birlikte değerlendirilecektir dedim. Mirasta erkek çocuklar, kız çocuklarının 2 katı miras alacaklar dedim. Boşanma yetkisi erkektedir ama kadınların da boşanma hakkı var. Boşanan bir kadın 3 ay boşandıktan, iddetten sonra istediği erkekle helal yoldan evlenebilir dedim. Erkeklerin de evlilik hakkının olduğunu söyledim diyor Allahu Teala. Ben böyle bir yasa belirledim. Bu yasama göre yaşarsanız
sükunete erersiniz, hayatınız güzel olur dedim diyor Allah-u Teala. Bunu toplumda kimsenin nikahsız kalmasında istemediğini ta ilk atamız Adem'den itibaren yasa olarak ve sistem olarak belirledi. Ama bir gün geldi ki bir kavim, işte bugün Akdeniz, coğrafi olarak Akdeniz'in doğusu ve bugünkü güncel olayla savaşın olduğu bir coğrafi bölgenin çok yakınında bir kavim Allah-u Teala'nın kendileri için, erkekler için takdir ettiği ve helal kıldığı, kadınlar için takdir ettiği ve helal kıldığı bir evlenmeyi, yani kadın ve erkeğin birlikte nikahlanmasını bıraktılar ve erkeklerle erkekler cinsel hayatlarını birlikte tatmin etme yoluna gittiler. Ne zaman bu? Atamız İbrahim Aleyhisselam'ın Filistin'e, El Halil kentinin bulunduğu yere geldiği zaman gerçekleşti. Aynı anda Lut Aleyhisselam'ın kavmi de bu yanılgı içindeydi. Ve bu kavim ayrıca o güne kadar kimse böyle bir hayat yaşamamıştı. Ayetlerden bunu anlıyoruz. Ve ilk olarak bunlar bu işe nasıl girdi? Bazı rivayetler var. Şeytan bunlara bu konuda önayak oldu. Sosyal olarak şöyle aklıma geliyor. Tefsirlerden okuduğum kadarıyla aşırı bir cinsel özgürlük yaşamış olabilirler bunlar. Herkes, her kadın istediği erkekle, her erkek istediği kadınla yaşayabilir, cinsel ihtiyaçlarını giderebilir ya da kendilerini tatmin edebilir bir ortam yaşarlarken baktılar ki erkekler kadınlardan, kadınlar erkeklerden bıktılar. Bu sefer erkekler yeni bir yöntemle erkeklerle beraber olma yoluna gitmiş olabilirler. Erkeklerin erkeklerle beraber olduğu bir dünyada kadınlar da bu sefer kadın ve kadınla birlikte kendi cinsel ihtiyaçlarını gidermeye de yönelmiş olabilirler. Ama bunun sosyal olarak, psikolojik olarak böyle mi oldu değil mi? Kur'an'da fazla bir bilgi yok. Benim bildiğim de yok. Ancak Kur'an ayetlerinden ve sosyal hayattan bunu çıkarıyorum. Ve bugünkü dünya aynen Lut kavminin yaşadığı bir hayatı bugünkü dünyada yaşıyor. Aynı şekilde aşırı cinsel özgürlük, her kadının istediği erkekle, her erkeğin istediği kadınla yaşayabilme, cinsel yaşayabilme özgürlüğü ya da bir insan kendi bedeninden sorumludur ve onun bedenini nasıl kullandığına kimsenin karışma hakkı yoktur gerekçelerinden de hareketle herkes ben özgürüm diyebilir. Hatta bir erkek bir hanımı, nikahlı bir hanımı olduğu halde, bir kadın nikahlı bir kocası olduğu halde bunlar nikahlı olan kocasını ya da nikahlı olan hanımına bakıp başka bir nikahlı kadınla ya da bir nikahsız kadınla, kendi yasalarına göre nikahlı olan ya da olmayan bir kadın ve erkekle beraber olma özgürlüğüne de sahipler. İnsanlar kendileri özgür oldukça, yani ben kabul ediyorum dedikçe, istediği hayatı yaşama hakkına sahip oldukları bir dünyayı şimdi yaşar görünce, içinde bulunduğumuz ortam ve dünya, bu sefer Lut kavmine de böyle bir gerekçeyle bakmaya başlıyoruz veya da çalışıyoruz. Onlar böylece bu aşırı serbest özgürlükten sonra erkek ve erkeklerle beraber bir tatmin olma yoluna gittiler. Bunu o kadar ileri götürdüler ki toplum tamamen siyasi olarak, ekonomik olarak, hukuki olarak, sosyal olarak, ahlaki olarak hakim. Bu toplumda bunlara karşı çıkabilecek kimse yok. Ve istediklerini yapabiliyorlar. Açıktan açığa toplantı yerlerinde, ekonomik toplantılarında, spor toplantılarında ya da bilim toplantılarında falan bu hareketi, bu eylemi yapabiliyorlar. Böyle bir özgürlük içindeler. Ve de dahası var. Bu insanlar dünya çapında bir üne sahip olmuşlar. Dışarıdan da belki, çünkü kendilerinin bulunduğu konuma
diğer ülkelerden de diğer insanları da çekme hedefleri var ki her insan kendi inancını, kendi sistemini ihraç etmek ister. Bu sefer dışarıdan gelenlerle de aynı şekilde kendi kendilerine tatmin olmaya devam ettikleri gibi, belki de tatminde bayağılık gördükleri gibi dışarıdan da insanları çektiler. Belki uluslararası geceleme merkezleri, uluslararası eğlence merkezleri, uluslararası yeme içme merkezleri, ben bugünkü bu toplumdaki isimlerini söyleyemiyorum. Belki yani farklı anlaşılır insanlar ya da ifade edemem ne diyeceğimi, ama yani dışarıdan gelen bir yabancı mutlaka onların hazırladığı merkezlerde, geceleme merkezlerinde, eğlence merkezlerinde günlerini değerlendirmek zorundalar. Yeme içmede de yine onların hazırladığı ortamda bu hayatı devam ettirecekler. Ve hiçbir kimsenin evine yabancı birini alma hakkı yoktur. Ve herkes onların hazırladığı ortama düşmek zorundadır. Ve böylece kendilerinin yaşadığı bir hayata dışarıdan gelen masum seyyahlar olsa bile hemen onlar da ya onların eğlence merkezinde bir tuzağa düşecek, ya geceleme merkezinde, ya yeme içme merkezinde bir tuzağa düşecek ve böylece dışarıdan gelenlerden de tatmin olabilecekler. Bu konuda kendilerine sadece karşı çıkan bir kişi var. O da Lut Aleyhisselam ve onun da iki kızı var. İki kızından başka kimse iman etmemiş. Hanımı da kendisine iman etmemiş. İşte böyle bir ortamdayız ve atamız İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni Lut Aleyhisselam kendi başına internasyonel geceleme merkezlerine, internasyonel eğlence merkezlerine, uluslararası yeme içme merkezlerine sahip olan ve istediklerini hukuki, siyasal, ekonomik devlet olarak yapabilen bir toplumda diyor ki ey kavmim yapmayın bu işi. Yapmayın diyor ama bir defa karşı taraf güçlü, bir defa karşı taraf devlet, siyasal gücü var ve bu eylem kanunlarla evet şeye sağlama alınmış. Lut Aleyhisselam'ın zaten ne siyasal gücü, ne ekonomik gücü, ne kavim kabile gücü, hiçbir şey yok. Sadece dil ve lisan Allah'ın vahyiyle, bilgisiyle insanları uyarmaya devam ediyor. Ki ara ara dışarıdan gelenlere kapısını açıyor. Evini misafirlere açıyor ve buna da diyorlar ki sen bir daha evine misafir almayacaksın. Ve böylece toplumda bütün yabancılar da onların tuzağına düşmüş olacak. Halbuki Lut Aleyhisselam'ın niyeti ve Allah tarafından kendisine verilen emir gayet güzeldi. Neydi? Evini misafirlere açacaktı. Aynısını ben Muhammed Aleyhisselam ve aynısını bugüne kadar gelen İslam toplumundan örnekleyeyim. Yani hepiniz düşünün. 100 yıl önceye gidin. 80-100 yıl önceye gidin. Köylerinizi düşünün. Yolculukları düşünün ve 300-500 senelik, 1400 senelik İslam dünyasını düşünün. Fas'tan, Endülüs'ten, Çin Seddi'ne kadar, Kafkaslardan, Afrika çevrelerine kadar bir insan 5 kuruşsuz bütün dünyayı gezebilme özgürlüğüne ve imkana sahipti. Bu nasıl oluyordu? Ve Allah'ın dini diyordu ki bir misafir herhangi bir evde 3 gün geceleme hakkına sahiptir. Ve bu 3 gün gecelemede hiçbir misafirden hiçbir hak talep edilmeyecek. Bilakis ev sahibi ona yedirecek, içirecek. Onun hayvanlarına da bakacak. Onun işini de görecek. İstirahatını da yemesinde, içmesinde karşılayacak. Daha düne kadar hadi ben görmesem bile benim analarımın, bizim analarımızın, babalarımızın gördüğü ufacık bir dünyayı ben size hatırlatayım. İşte Alanya'dan Konya, Konya'dan Alanya kervanlar gider. Ben bu coğrafyayı biliyorum. Ya da doğuya giden, batıya giden, Hind'e kadar giden, Çin'e kadar giden bir coğrafyayı düşünün. Alanya'dan çıkan bir kervan köy köy dolaşıyor. Bir gece yerlemeye herhangi bir yerden çıkıyor gündüzleri. Gece herhangi bir köye geliyor. Diyelim ki bizim köye geldi.
geldiler. İşte Akbiran tarafından, Bozkır tarafından, Hadim Taşkent tarafından, Avşar tarafından ve Alanya'dan bir kervan geldi. 3-5 kilik bizim köye konakladılar. Hemen bizim köylüler ne yaptılar onları? Hayvanlarını ağara götürdüler. Suladılar önce, kuyulardan su çektiler. Onlar için odalar hazırladılar, hariciyeler hazırladılar. Yemeklerini hazırladılar. Sohbet ettiler güvenli bir şekilde. O geceyi güzellikle Allah adına misafir olan, Allah adına misafir edilen kimseler olarak geçirdiler. Ve sonra Konya'ya doğru geldiler. Bunu bütün İslam dünyasına yayın. Bilmiyorum, pek araştırma yapmadım. Belki Hristiyanların egemen olduğu dünyada da bu böyleydi. 200 yıl aydınlanma çağına gelinceye kadar. Yani modern dünyanın herkesi dünya eğlencesine, dünya sömürüsüne, dünya patronlarına muhtaç eder hale gelmezden önce herkes böyleydi. İşte Lut kavmi de hiçbir misafirin eve alınmasına izin vermedi. İstedikleri hayatı onlarla da yaşayabildiler ve kendileri de bu beden benim değil mi? Bugünkü kadınların ve erkeklerin, özgürlükçü kadın ve erkeklerin dediği gibi bu beden benim değil mi? İstediğim gibi kullanırım. Kimsenin buna hakkı yok, müdahale hakkı yok dediler ve bu hayatı yaşamaya devam ettiler. İşte bu hayatı yaşarken ya da bugünkü dünya bu hayatı yaşarken bir erkek bir erkekle ben beraber bir cinsel hayatımı yaşayabilirim. Hatta bugün ki nikah niçin söyleniyor bilmiyorum. Bu nikah İslam'ın, Allahu Teala'nın bir yasası. İkimiz nikahlanabiliriz de diyebiliyorlar. Öbür tarafta kadınlar ikimiz nikahlanabiliriz de diyorlar. Artık hukuki yanı nasıl bilmiyorum. Zaten herkes bu beden benimdir, istediğim gibi kullanma hakkına sahiptir diye kanunlar dünya çapındaki devletlerin hepsinde bu kanunlar hakim olmuş. Ve böyle bir hayata devam ederlerken Lut Aleyhisselam dedi ki ve böyle bir hayatı yaşayan bugünkü insanlara Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey insanlar gelin bu cinsel ihtiyacınızı, bu bir tabii ihtiyaçtır. Bunu Allah biliyor. Allah sizi cinsel ihtiyacınız var olarak yarattı. Gelin bu cinsel ihtiyacınızı Allah'ın helal kıldığı yollardan kabul edin ve bunun böyle olacağına iman edin. Allah ve Resullerine iman edip Allah ve Resullerinin çizdiği bir yola girin ki dünyanın en tatlı hayatını yaşayasınız. O zaman cinsel ihtiyacınız giderilecek. Siz ey kadınlar, siz ey erkekler, bir kadın ve bir erkek nikahlandığınız zaman dünyanın en güzel tadını yaşayacaksınız. Ve sonunda bu hayat bitecek nasıl olsa. Yani en tatlı hayatınızı yaşadığınız gençliğiniz bitecek. Allah adına yaşasanız da bitecek. Allah'tan başkası adına, yani kendiniz adına yaşasanız da bitecek. Bir gün gençlik bitecek, güç kuvvet bitecek. Karşınıza en güzel bir kız gelse bile elinizi uzatacak haliniz olmayacak. Karşınıza en yakışıklı bir genç erkek gelse bile gel beni kucakla diyecek haliniz bile kalmayacak. Ve bir günde öleceksiniz. Bunu Allah da diyor ve peygamberler de söylüyor. Ama öldükten sonra eğer benim istediğim gibi dünyanın en tatlı hayatını benim nikah yasama göre, benim dinime göre, benim istediğime göre yaşarsanız ebediyen cennette kadınlar, siz en güzel kadınlar olacaksınız. Eşleriniz olacak. Eşleriniz güçlü kuvvetli olacak. Ve siz her zaman eşlerinizle beraber olduğunuz zaman bakireler olacaksınız. Ey erkekler, size de dünya kadınlarından en aşağı iki tane kadın ve hurilerden istediğiniz kadar beyaz mı, siyah mı, sarışın mı istersiniz, nasıl istiyorsanız hepsi bal, süt, şarap, su ırmakları arasında, saraylar, köşkler arasında her birinize dünyalar kadar mülk verilmiş, ebediyen bir hayatı yaşayacaksınız diyor Allahu Teala. Evet, bu dünyada Allah'ın istediği gibi yaşarsa, insanlar da yaşarsak ki özgürüz, dileyen iman etsin diyor Allahu Teala, dileyen kafir olsun, inkar etsin. Kim Allah'ın evlilik yasasını, Allah-u Teala'nın insanlara koyduğu, bakınız böyle olursanız iyi olur ve güzel olursunuz, sükunet edersiniz dediği bir hayat tarzını kabul edersek, bir defa hatta bırakın cennette, daha dünyada bile Allah adına nikahlı olanlar hanımlarıyla ya da kocalarla hep beraber oldukları zaman her gün sanki gerdek gecesinde ilk beraberlikleri gibi tad alırlar.
Çünkü bu dünyanın yasasıdır. Allahu Teala nasıl ki cennette Müslüman hanımları, Müslüman hanımları kocalarla beraber olduktan sonra tekrar beraber olacakları zaman hep onları bakire yapıyorsa, bugün de bu bakirelik tadını her zaman verir. Çünkü helaldir ve helal tatlıdır ve güzeldir. Ve Allahu Teala'nın insanlara cennette hazırladığı bu nimetlerin içinde kadınları şöyle anlatıyor. Diyor ki o kadınlar çadırlarda oturmuş sadece eşlerini bekliyorlar ve o kadınlar gözlerini eşlerine dikmişler. Bunları nasıl memnun ederiz diye. Bunlar cennet kadınlarının anlatımı, kasiratutlar. Bu ne anlama gelir? Burada da diyor ki Müslümanlara ya da bütün insanlara, ey dünya hanımları, nikahlı olduğunuz eşlerinizi önce Allah'a ve Resulüne iman ederek o kadar güzel bir şekilde memnun edin ki gözlerine bakıp durun ve siz bizim her şeyimizsiniz deyin. Onlar da desinler ki siz bizim her şeyimizsiniz. Bak o zaman dünya nasıl tatlı olacak ve bu tatlı olan dünyadan sonra cennet mutlaka Allahu Teala'nın vaadi olarak gerçekleşecek. Hatta bu konuda hemen bu konunun öbür tarafına geçeceğim şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Bir Müslüman erkek hanımına güzelce seveceğim bir şekilde baksa, hanımı da ona güzelce seveceğim bir şekilde baksa, Allah o ikisine rahmet nazarıyla bakar. Allahu Ekber. Dün de dedim ya, evli olanlar sürekli namaz kılıyormuşçasına bir mutluluk içindeler, bir sevap içindeler. Erkek hanımına bakıyor, hanımı ona ve Allah o ikisine bak benim kullarım diyor. Bu bedeni ben onlara verdim. Benim verdiğim bedeni benim adıma kullanıyorlar. Koyunu keserken Bismillah dedikleri gibi, parayı harcarken Bismillah dedikleri, kazanırken Bismillah dedikleri gibi yasaya uygun olarak gün ve gecelerini Allah adına benim adım harcadıkları gibi. Bak bu kullarım, halbuki bunlar başka şekilde de bu erkekliklerini ve kadınlıklarını kullanabilirlerdi. Ama bunlar benim adıma yaşıyorlar, benim adıma beraber oluyorlar, benim adıma bu zevki tadıyorlar. Onlara rahmet nazarıyla bakıyor. Ve sonra Efendimiz devam ederek diyor ki, eğer tokalaşırlarsa günahları dökülür. Allah beni affetsin, ben devam edeyim. Tokalaştıktan sonra bir de kucaklaşırlarsa hiçbir şey kalmaz. Niye bu insanlar bunu görmüyor? Ya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ya da Kur'an'ın bu kitapta ifade edilen hükümlerini niye anlamak istemiyor? Doğrusu anlamakta biz de zorluk çekeceğiz herhalde. Bak tekrar ediyorum. Bak bu Kur'an'da bugünkü toplumun, bugünkü felsefenin hoşlanmadığı, böyle din olmaz, ben böyle bir dinse, bu kitapta böyleyse, ben bu dini kabul etmiyorum diyebilen bir dünya var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu Kur'an'da bunlar var. Kadınlar var, erkekler var, kadınlara hakim erkekler var. Erkeklerin 4 evliliği var. Serkeş olduğu zaman kadınların yataklarından ayrılma, nasihat yataklarından ayrılma ve dövülme, tabi Resul'ün dediği gibi var. Erkekler serkeş olduğu zaman onlara nasıl davranılacağı var. Boşanma nasıl olacak, evlilik nasıl olacak, bunların hepsi var. Allah da diyor ki ben böyle istiyorum. Kabul ederseniz kabul ve sonu cennet, kabul etmezseniz siz bilirsiniz diyor. Böyle bir ortamdan hareketle bir gün İbrahim Aleyhisselam'a misafirler geliyor. İbrahim Aleyhisselam hemen o misafirlere güzel bir buzağı hemen kesiyor. Önlerine koyuyor. Onlar yemiyor. Yemeyince korkuyor İbrahim Aleyhisselam. Niye yemiyorsunuz diyor. Niye yemiyorsunuz? Onlar da dediler ki biz Allah'ın elçi deriz. Yani meleğiz. Yemeyiz. Bu arada Sare anamız da kenarda bekliyordu. O da tedirgindi. Ona ve İbrahim Aleyhisselam'a, Sare anamız ve İbrahim Aleyhisselam'a İshak Aleyhisselam'ı müjdelediler melekler. Hatta bir çığlık attı Sare anamız. Eyvah dedi, benim nasıl oğlum olur? Ben bu yaşa gelmişim, işte bu da ihtiyarlanmış. Bizim nasıl oğlumuz olacak dedi. Onlar da dedi ki bu iş kolay. Peki ey elçiler, başka ne işiniz var da geldiniz dedi. Atamız İbrahim Aleyhisselam, şu Lut kavmine gidiyoruz. Onları helak edeceğiz. Gitmeyin dedi, orada Lut var, onları helak etmeyin. Biz biliyoruz orada kimin olup olmadığını. Orada Lut'tan başka, iki kızından başka Müslüman kimse yok dediler. Bak tekrar ediyorum. Lut kavminde
Lut Aleyhisselam'dan ve iki kızından başka Müslüman yok. Hanımı da Müslüman değil. Biz onların hepsini helak edeceğiz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam halimdi, merhametliydi. Yapmayın diyordu. Belki iyi olurlar, belki Müslüman olurlar. Çünkü Lut Aleyhisselam uyarmaya devam ediyordu. Uyarı devam ediyordu. Uyarı gelmeden zaten hiçbir toplumun cezalandırılması söz konusu değildir Allah yasasında. Ve bu sefer melekler hemen El Halil kentinden Lut Gölü'nün olduğu yere gittiler. Sodom, Gomorra işte oralara. Ve doğruca Lut Aleyhisselam'ın evine girdiler. Allah en iyisini bilir. Tefsirler öyle diyor. Hanımı hemen haber etmiş. Zaten belli biliyorlar. Yabancı 3 tane güzel, genç yabancı geldi. Hemen toplum koşarak geldiler. O gençleri bize ver. Olay nasıl biliyor musunuz? Yani öyle dehşet ki. Yani gözünüzün önünde 3 tane genç. Belki genç deyince pek aklımız mı yatmıyor, Allah bize yardım etsin. 3 tane tertemiz kız biraz sonra zorbaların eline geçecek. Onlar istedikleri gibi kullanacağın erkekçesi. Bu erkekleri hemen ellerine alacaklar. İstedikleri gibi kullanacaklar. Yani cinsel olarak. Ve Lut Aleyhisselam'dan ver o genç bize dediler. O da dedi ki yapmayın Allah aşkına. Bunlar benim misafirlerim. Bana eziyet etmeyin. Hatta o kadar şaşırdı ki ah bir kalem olsa da kale oraya sığınsam filan dedi. Sonra dedi ki gelin bak kızlarım, benim kızlarım, ümmetin kızları, kendi kız kardeşleriniz, toplumun kızları, evlenin onlarla, tertemiz bir hayat yaşayın. Yani Allah Resulleri diyor ki insanlara, bu hayatı yaşayan insanlara, ey insanlar gelin bu hayattan vazgeçin, Allah'ın istediği bir hayata geçin, peygamber kızlarıyla tertemiz. Kendi eğer bakir ederse başka bir erkek görmemiş, boşanmışlarsa yine ya da kocalar ölmüşse yine nikahlı eşlerinden başka kimse görmemiş tertemiz hanımlarla kızlarla evlenin diye tekliflerini götürdüler. Ama onlar yok dedi, bizim ne istediğimizi bilirsin. Hem niye evine misafir aldın? Evine misafir almayacaktın. O misafir bizim kucağımıza düşecekti dediler. Bu arada iyice daraldı Lut Aleyhisselam. Melekler bu sefer dediler ki korkma. Biz Allah'ın elçileriyiz. Sen geceleyin aileni al. Hiç kimse gerisiye bu şehirle ilgilenmesin. Bunlar sabah vakti yok olacaklar dedi. O gelenlerin de gözlerini meshettiler ve ellerinden tutup dışarıya çıkardılar. Lut Aleyhisselam ve kızları ve hanımı şehri terk etti. Melekler aldılar şehirleri. Kaldırdılar, tepe taklak yere çarptılar. Ve cealnâ âliha safilâ diyor Allah. Ve cealnâ âliha safilâ yere çarptılar. Bu arada eyvah dedi kadın karısı, o da onlarla helak oldu. Üzerlerine hepsine kotlanmış çamurdan taşlar yağdırıldı. Yani orada bir fırtına oldu da bir başka bir şey oldu değil. Özellikle Allah meleklerle kaldırdı, yere çarptı ve her birinin adına birer kotlanmış çamurdan taşlar gönderdi ve bir toplum tarihe gömüldü ve selam. Ey insanlar, gelin Allah ve Resulüne teslim olalım. Dünyamız en tatlı hayat, dünyamızın en tatlı hayatı cinsel hayatımızda tertemiz ve Allah'ın istediği gibi Allah buna temizliyor. Her sistemde kendi hayatına temizleyebilir. Allah'ın istediği gibi yaşayalım. Sonunda cennette ise akla hayale gelmedik güzellikler bizim olsun, Allah sizin olsun diyor. Ya Rab, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz, Allah razı olsun. Yarınki sorumuz da o olsun. Lut Aleyhisselam'ı anlattık. Yarın hangi peygamberimiz vahyin öğrettiği tarihte tarih sahnesine gelecek? Hangi peygamberimizde sıra? Hangi peygamberimiz hangi kavmiyle Kur'an hisseli kıssaları içerisinde huzurumuza gelecek, sorumuz bu olsun. Lut Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberin ismini soruyoruz. Yarınki sorumuz bu olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bitiremezsek de devam edeceğiz inşallah. Ama bitireceğiz. Yok, gibi değil mi? Durma, acele etmeyelim. Evet, acele etmeyelim. Ana haber var. Yani istersen ben yok. Özetleyeyim. Ana haber var. Ana haberde devam ederiz. Program çok yani. Evde devam ederiz. Bir program uydururuz. Bir programda devam ederiz yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin.
Evet, Mehmet Bakırcı hocama çok teşekkür ediyorum. O bugün programı açtı. Biz de öbür programdan koştur koştur buraya geldik. Programımız devam edecek. Konuklarımız olacak. Mehmet hocamdan Allah razı olsun. Zaten oradan kapatırken de söyledim yani. Mehmet Bakırcı hocamı kızdırmadan hemen ben buradan bu programı kapatayım dedim. Tam 10.30'da kapattım. Zaten eğer 5 dakika geçseydim gidiyordum. Eyvallah, tamam bitti demiş. Huyunu bileyim ben hocam. Tam 10.30, 22.30'da kapattım. Sözü size attım. Efendim, program devam edecek. Arkadaşlarımız bugün çarşıya pazara çıkmışlar. Bir hurma haberi yapmışlar. Siz hurma haberine bakın. Ben de Kuddüs'ü alayım. Hızlıca hava durumuna bakalım. Ondan sonra diğer konuğumuzu alacağız. Ramazan ayının ilk 15 günü geride kaldı ama vatandaşların hurmaya olan ilgisi halen devam ediyor. Konya'da Ramazan alışverişinin vazgeçilmez mekanlarından olan Meram'a bağlı Bedesten Çarşısı'nda hurmaya rağbet sürüyor. Tezgahta sunulan çeşitli hurmalar vatandaşların iftarda ve sahurda vazgeçilmezleri arasında. Oruç tutunca sahurda gece yiyoruz, tok tutuyor. İftarda yiyoruz yani. Allah'ımıza şükür, kurban oldum Allah. Allah bunları elimizden geri almasın. Ne diyeyim, Allah ki yine bunlara kavuşturmak nasip etsin. Nice nice Ramazanlara Allah'ım sizlere uzun ömür versin. Allah'ım herkese nasip etsin bu. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Hurmayı tabii iftarda orucumuzu açacağımız zaman hurma artı su sahurda yiyoruz. Yani hurmada tok tutuyor. Vücutun gerekli eksik kalan vitamin minerallerini hurmadan alıyoruz. Yani herkese Allah Teala bu aylara eriştirsin. Herkese orucunu tutmayı nasip etsin. Bedesten esnaflarından olan Resul Ehliz TV42 mikrofonlarına tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutladı. Efendim öncelikle TV42 aracılığıyla tüm İslam aleminin Ramazan şerifini tebrik ediyorum. Ramazan deyince iftar, İftar deyince sahur aklımıza gelir. İftarların vazgeçilmesi hurma baş tacımızdır. Hurma her bütçeye göre, her cebe göre hurma çeşidi vardır. Medine hurması, Bağdat hurması, yeni yeni türeyen İran hurmaları var. Her bütçeye, her paraya uygun hurmalarımız mevcuttur. Hurmada lif oranı yüksek olduğu için Peygamber Efendimizin de hadis-i şerif var. Üç hurmayla zaman zaman tabi oruç açılmış, Ramazan tutulmuş. Lifli bir ürünü olduğu için her hurmada ayrı ayrı kendine göre özelliği vardı. Ben burada size gösteriyorum hemen efendim. Şunlar Bağdat hurması, 50 TL'ye satıyoruz. Ya diyor ki millet, niye 50 TL hurma satıyorsunuz diyor. Gelişi ucuz olduğu için her bütçeye, biraz önce de dedik, her bütçeye göre şey var, hurma var. Medine hurmaları var. Şöyle 200 liraya, 250 liraya, 300 liraya. Kalitesine göre, büyüğüne göre, ebadına göre fiyatlar değişiyor efendim. Biz genellikle Medine hurması tüketiyoruz efendim. Ağırlık, halkın da bildiği Medine hurması ağırlık o gidiyor. Medine hurmasının mebrumu var. Meşruk dediğimiz böyle kabuğu kabarık olan var, ona biraz daha uygun. Ama Bağdat hurması da biraz daha uygun olduğu için bu sene ve bugünlerde en çok satılan o oldu. Evet, o sarı olanlar Bağdat hurması. Diyetisyenler de onu öneriyor tüketmemizi. Niye? Şekeri az, lifi çok ve daha lezzetli. Ama tabii Medine hurması, özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi eliyle diktiği acvenin tadına doyum olmaz. Kuddüs'e hoş geldin. Hoş bulduk abi. Karmar derken baharı getirdin. Baharı getirdik. Anlat bakalım ne olacak? Şimdi bahara hızlı bir geçiş yapacağız ama onun öncesi güzel sürprizler, olumsuz ve olumlu sürprizler var. Hemen onlara değinelim. Hı hı. Yarından itibaren sıcaklar artıyor. Yarın lokal olarak Cihameyli, Kulu, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Sarayönü ve Kadınanı'nın kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişleri olabilir yarın için. Ayın 7'sine, Nisan'ın 7'sine kadar sıcaklar hızlı artacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Fakat buraya gelmeden önce bu arada birinci fotoğrafı da arkadaşlar ekrana verelim. Bu gördüğünüzde çöl tozu haritası. Orada da Türkiye'yi görüyorsunuz zaten sağ alt tarafta. Bize gelecek mi? Çarşamba ve cuma günleri batı şehirlerimizde daha ağırlıklı olacak şekilde Konya'da dahil hafif ve orta kuvvete yakın bir çöl
tozlarının bizleri ziyaret etmesi bekleniyor. Hangi gün olacak bu? Çarşamba, Perşembe, Cuma günü bekleniyor. Yani yarın başlayıp Cuma gününe kadar çöl tozu riski var. Bu da alerjisi olan kişiler için sıkıntı yaratabilir. O yüzden bu günlerde dikkatli olsunlar, çok dışarıda bulunmasınlar. Hafif ve orta kuvvete yakın çöl tozları Konya'mızı ziyaret edecek. Özellikle kuzey ilçelerimizde daha ağırlıklı etkili olması bekleniyor. Yine 29 Mart tarihinde, ikinci fotoğrafı da verelim arkadaşlar ekrana. 29 Mart tarihinde de yine lokal olarak bir yağış potansiyelimiz var. Yine Konya'nın büyük geniş alanlarında etkili olmasını bekliyoruz. Ama çok aşırı bir kuvvetli değil. Fakat böyle tatmin edici, güzel yağış geçişleri olacak. Bu yağıştan sonra da, ki bu data net değil, yani birkaç güne iyice netleşir. Olumsuz yönde de değişim olabilir. Bu yağış beklentisinden sonra da 7 Nisan tarihine kadar Konya'mızda herhangi bir ciddi yağış potansiyeli yok. Üçüncü fotoğrafı da ekrana vereyim arkadaşlar. Sıcaklıklar hızla artacak. Burada yer seviye sıcaklığını görüyorsunuz Konya genelinde. Sıcaklıklar hızla artacak. Seçim günü özellikle 23-24 derecelere, bazı ilçelerimizde 25-26 derecelere kadar çıkması bekleniyor. 7 Nisan tarihine kadar da 20 ila 24 derece arasında, 4 ila 7 Nisan arasında da 25 ila 28 derece arasında sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Bu süre zarfında bir yağış potansiyeli yok. Bayramda ve bayramın olduğu o sıralarda ise yağış potansiyeli hem ülkemizde hem de Konya'mızda tekrar etkili olabilir ve Nisan sonuna kadar aralıklarla devam edebilir. Orası uzun vadeye girdiği için detay vermiyoruz. Fakat bayrama kadar, hani artık Ramazan'da o susayacağımız bir Ramazan bizi bekliyor son haftasında. Öyle hani gün içi dışarıda çalışanlar için akşam geldiği zaman bugün iyi susadım diyecekleri bir hava bir hafta bizlerle olacak. Gündüz sıcakları oldukça yüksek seyredecek. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şuradan çek bakalım. Dün sormuştuk. Otur. Ak Camii'yi sormuştum ben. Ak Camii değil mi? Araplar evet. Mahallemizdeki Ak Camii'yi kim yaptırmıştır diye. Hemen çekiyoruz. Doğru cevap Selçuklulardır. Evet. 1907 yıllarında yapılmış tarihi bir camimiz. Nurettin Tanoğlu. Nurettin Tanoğlu. Cevabı neymiş? Hacı İsa yaptırmış camiyi. Hacı İsa yaptırmış. Hacı İsa doğru cevabıyla Nurettin Tanoğlu. Nurettin Tanoğlu bizden çok güzel bir, içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle güzel taşlarla isminin yazıldığı bir gümüş kolye kazandı. Nurettin Tanoğlu. Nurettin Tanoğlu. Orada şöyle koyalım. Sen kablolu musun? Ben kabloluyum biraz daha. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hava durumunu aldık. Şimdi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Bey'i ağırlayacağız. Kısa bir reklam vereceğiz ama reklama gitmeden önce bir soru sormuştuk. Demiştik ki Hazreti Lut Aleyhisselam'dan sonra vahyin öğrettiği tarih sahnesine hangi peygamber çıkacak? Orada bir ipucu verelim. Hangi peygamberler diyelim? İki kardeş peygamber gelecek sahneye, tarihi sahneye. Babaları bir, anneleri ayrı, iki kardeş peygamberin dönemi başlayacak. Böyle bir ipucu verelim. Kısa bir reklam. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, Ramazan geceleri, Ramazan sohbetleri devam ediyor. Bir soru sormuştuk reklama gitmeden önce. Hani sorunun cevabını vermiştik. Demiştik ki Araplar mahallemizde, 5 mahalle birleşti, adı Araplar oldu. Tarihi bir cami var, Ak Camii. Bu Ak Camii kim yaptı diye. Ben orada dilim sürçmüş Selçuklu eseri diye, onu hemen düzeltelim. Geç Osmanlı dönemi eserlerinden bir eser. Osmanlılara ait bir eser. 1907 yılında yapılmış. Onu düzeltelim, hemen bir izleyicimiz de uyarmış zaten. Geç Osmanlı döneminde yapılmış bir eser. Zaten onun hediyesini de dağıttık. Bir soru sorduk. Dedik ki Hazreti Lut Aleyhisselam'dan sonra tarih sahnesine iki peygamber çıkıyor. İkisi kardeş ve babaları bir, anneleri ayrı. Bu iki peygamberin ismi nedir? Yarınki cevabını ödüllendireceğimiz soru bu. Harun ve Musa peygamberler değil. Onu söylemiş olalım. Şimdi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Bey'i misafir ediyoruz Ramazan gecelerinde. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan-ı Şerif nasıl gidiyor? Elhamdülillah. Bir hayli yoğun ama insan herhalde şey olarak da alıştık değil mi? Tabii alıştık. Şu anda kaçıncı gündeyiz onu bile bilmiyorum. Hoş Tempo üstünde. Çok yüksek. Evet.
Aslında hani herkes Ramazan'da, ki ben de eskiden öyleydim ama sonradan bu fikrimi değiştirdim. Ramazan ne kadar hareketliyse daha çabuk geçiyor. Vakti hesap etmiyorsunuz. Saate bakıp durmuyorsunuz. İftarda kaç kaldı bilmem ne. Hareket şeyi getiriyor. Tempo oldu mu da zaman birbirini kovalıyor. Bir bakmışsınız iftara az bir şey kalmış. Önümüzdeki Ramazan Allah ömür verirse, yani bir seçim meçim denk gelmesi herhalde çok canımız sıkılır herhalde, değil mi? Vakit. Şöyle aslında. Nasıl vakit geçireceğiz? Yani yoğun kelimesini şöyle söyleyeyim. Son iki Ramazan'dır seçime denk geliyor. Beş yıldır zaten yoğunuz. Bizim seçim 2019 seçimleri bitti. Mazbatayı aldık, başladı seçim çalışmaları. Yoğundu. Şimdi çok yoğun. Ya şimdi yoğun değil. Zaten biz dönemi yoğun yaşadık. O yüzden hani bir de ben biliyorsunuz canı tez bir insanım. Oturamam, evet. Gıcımık tutar. Konyalıca söylemiş olalım. Evet. Hareketli bir insanım. Sürekli hani sahada olmayı seven, bütün mahallelere defalarca gitmeyi seven, insanlarla beraber olmayı seven. Bu benim işime de yansıdığı için işimi de çok kolaylaştırıyor. Hem onların gönülleri olmuş oluyor, hem de ben alacağımı alıyorum. Onların istediği şeyleri veriyorum. Ve bu da bir hareket de getiriyor. Hareketten de bereket doğar zaten. Elhamdülillah bereketli bir dönemi de sonuna gelmiş olduk. İnşallah Allah izin verirse yeni bir bereketli dönemi başlayacağız. Evet, benim tanıdığım Konya'daki en evtik belediye başkanı. Evtiktiler değil mi? Yok, Canıtes. Evtik başka bir şey. Evtik başka bir şey mi? Şöyle, evtik de telaş ve panik içinde ne yapacağını bilmeme durumu da var. Anladım. Yok, bizimki öyle değil. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Canıteslik bizim hareketli. Hemen işi hemen halledelim, hemen yapalım. Bir kenarda beklemesin. Bir an önce çözelim. Bu modda. Evet, babaannem rahmetli öyle derdi. Evtik deyip durmaya. Evtik deyip durma. Şimdi bu bölümde bize Sami Gediz gazeteci arkadaşımız da eşlik edecek. İstersen Sami, misafirsin. İlk soru hakkını sana verelim. Evet. Senin nasıl geçiyor Ramazan? Siz de yoğunsunuz. Ramazan yoğun geçiyor. Tüm izleyiciler öncelikle hayırlı akşamlar dileyelim. Eyvallah. Seçim atmosferiyle birlikte Ramazan dediği gibi başkanım zamanı görmeden iftar saati geliyor. Evet. Ve sahur yapıyoruz. Hızlı bir vakit süreci Ramazan'da bitireceğiz inşallah. Seçime de 3-4 günlük bir süre kaldı. Konuğumuz Sayın Mustafa Akış, hiç acıma, buyur sorularını sor. Yani kavuş yerine akış dedin gibi. Yok, şöyle Mustafa kardeşim benim yakın arkadaşım. O kadar çok yoğun trafik bu, kaldı bu ki. Bu normal bir karıştırma. Evet. Biz yakın dostuz ve gençlik kollarında beraber başlamıştık ta o zamandan beri. Akış kavuş hep karıştırılır. Evet, demek ki benim zihnimde Akış'a çok sert sorular sorma şeyi kalmış bir şeyimdi. Sayın Akış'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Sayın kavuşa Ramazan şeyinden gidin yani. Evet. Buyurun. Sayın Başkanım, Meram aslında hep Konya'nın merkez ilçelerinden öksüz kalan ilçe olarak görülüyordu. Yatırımı azalan ilçe olarak görülüyordu. Ve her belediye başkanı bir dönem yapıp bize veda ediyordu. Siz bu şeyi kırdınız, ikinci döneme aday oldunuz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim Sami kardeşim. Kamu yatırımı noktasında Meram Belediyesi, Meram ilçesi biraz geri kalmıştı. Bu dönem Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjdelerle özellikle şehir hastanesinin Meram Dutlukır bölgesine yapılacak olması ve birçok yatırımın Meram'a yapılacak olması mutlaka sizi de sevindirmiştir. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Buradan çok teşekkür başlayalım. Ederim. Önce izleyicilerimize ve Meramlı Konyalı hemşehrilerimize ben de İftar bitti, sahura daha var. Hayırlı geceler diyerek başlamış olalım. Sana da merhaba demiş olayım sen bilgili Sami. Şöyle, o aslında son iki müjdeydi. Yani 2024 yatırım planına alınmış müjdelerdi. Bekliyorduk zaten. Biz birkaç aydır biliyorduk ama Cumhurbaşkanımız veya Sağlık Bakanımız geldiğinde açıklamasını bekliyorduk. Ve yerlerde netleşmiş de oldu. Tabii buna çok mutlu olduk, çok minnettarım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Büyükşehir Başkanımıza ve tabii ki Sağlık İl Müdürümüze hepsinin fazlaca emeği var. Allah razı olsun. Artık Meram sağlıkla ilgili bütün meselesini büyüğüyle, küçüğüyle ve her çeşidiyle halletmiş olacak. Bir daha uzun yıllar Meram'la sağlık sorunu veya sağlık yatırımıyla ilgili eksiklik asla konuşulmayacak. Şöyle ki Ateşbaş Türbesi'nin hemen karşısında boş bir alan var. Şu anda Necmettin Erbakan Caddesi'ne geçtiğimiz zaman herkesin görebildiği bir alan. Burası Sağlık Bakanlığı'na geçti. Buraya 500 ünitlik. Parantez açıyorum. Konya'nın en büyük ağız iş hastanesi şu anda zaten Meram'da yapılıyor idi. Uzunarmanlar Caddesi'nde, Taşçam Uzunarmanlar Caddesi'nde eski vakıfın olduğu yere, hastanenin olduğu yere 2024 yılının sonunda bitecek idi. Biz zaten bununla çok mutluyduk. Bölgemize yatırım geldi diye. Bu dediğim 500 ünitlik ve ağız iş hastanesinin eğitim araştırma hastanesi. Türkiye'deki 5 hastaneden bir tanesi. Konya'da ağız dişle ilgili artık yapılamayan hiçbir şey kalmayacak.
hem bütün taleplere cevap verilecek, hem de ağız kısmıyla ilgili artık dedim ya, en ince detaylarda her şey yapılabilecek. İkinci büyük müjde de şu anda bizim Dutlu Millet Bahçesi dediğimiz Konya'nın ilk millet bahçesinde onun tam karşısındaki askeri alanın olduğu bölge, net yerini şu anda hani tam da ben de haritada çizemem size ama tam tarifiyle söyleyeyim, millet bahçesinin karşı tarafındaki alanda, o da çok büyük bir alan var. Şimdilik bin, bakanımızın tabiriyle şimdilik bin, bu zaten çok büyük bir yatırım. Şehir hastanesi konseptinde bir hastane hemen başlayacaklar inşallah. Bu son aldığımız iki müjdeydi. Miting biraz bize yaramış oldu. Mitingin müjdeleri Meram özelinde çok kıymetliydi. Minnettarlığımı tekrar belirtmek isterim. Ama bunun öncesinde dönem içinde başlamış ve bitmiş olan birçok kamu yatırım var. Sağanak halinde kamu yatırımı alıyoruz Meram bölgesi olarak bu dönemde. Birçok eksiklerimiz vardı. Onları bu dönem tamamlamış olduk. Hemen saymak isterim. İşte Konya Millet Bahçesi, eski stad. Eski stadın orada parantez açmak isterim. Şöyle ki stat gitti. Evet, stat gitti. Ya stat gidince ne oldu? Ben zaten bunu anlamıyorum yani. Stat bizim eski 15 yıllık. Tamam, bizim hepimizin de bir değeri olan bir şeydi. Binaydı, tesisti ama asıl bu binayı, stadı önemli yapan o bölgedeki amatör ve bizim bölgenin gençlerinin, spor severlerinin kullandığı alanlar vardı. Stadyumun kendisinden bağımsız. Bunlar stattan daha kıymetliydi ben kendi açımdan. Çocukluğumdan beri benim top oynadığım, basket oynadığım alanlardı. İşte kafes diye nitelendiren şimdiki gençlerin. Şimdi alternatifi yok. Stadın gitmesine ziyade buna üzülmüştük. Bir kaybımız olmuştu. Yerini koyamamıştık. İnşallah şimdi Ağrıbakan Aselsan'ın karşısına taşınıyor. Biliyorsunuz inşaat başladı. Hızla da gidiyor. Ağrıbakan'ın olduğu yer 700 bin metrekarelik alana bizim eski stat bölgesinde kaybettiğimizi düşündüğümüz bütün spor tesisleri fazlasıyla kapalı ve açık olmak üzere, tenisinden, basketinden, voleybolundan kapalı spor salonlar ki Ağrıbakan'ın içinde hangarlar var zaten biliyorsunuz. Hatta onlar da nostaljik olarak dönüştürülüp, Uğur Başkanımızla böyle konuştuk. Onları bu manada da kapalı spor salonu olarak kullanacağız. Yeni binada belki yapmaya gerek kalmayacak. Meram eskisinden çok daha fazla spor yatırımını inşallah stat haricinde söylüyorum, Ağrıbakan bölgesinde birkaç sene kalmaz inşallah almış olacak. Millet Bahçesi şu anda günlük 10-15 bin tane vatandaşımızın kullandığı, şehrin nefes aldığı bir yer haline gelmiş oldu. Oraya bina yapılmadı biliyorsunuz. Sadece cami inşaatı var. Büyük bir oradaki cami inşaatı. Oradaki kütüphane sizin mi? Büyükşehir? Büyükşehirimiz çalıştırıyor. Aa, harika bir şey. Çok orijinal bir mimariye sahip. 42'li var biliyorsunuz orada, gastronomiyle ilgili. Çok özel bir mutfak. Selçuklu mutfağı orası. Evet. Biraz önce Uğur Bey'in yayında da konuştuk. Benzer şey dedi. Yani seçim siyaset bir tarafa. Partiler, şunlar bunlar bir tarafa. Hakikaten yetişemiyoruz yani. Özellikle belediyelerin bu konuda şehre son dönemde kazandırdıkları birçok binaya daha gazeteciler girmedi bile yani. Kerem abi, açılışını yapamadığımız 4 tane tesisimiz var. Allah'tan bir mani gelmezse inşallah seçimden sonra tekrar görevimize milletin teveccühüyle geldiğimizi varsayarak konuşuyorum. İnşallah hemen açılışlarını yapacağımız, şu anda açmaya yetiştiremediğimiz tesislerimiz bile var. Orada da şöyle bir şey yaptım. Yani hiçbir, bu yıl biterse 40. yılımızı dolduracağız gazetecilikte. Bu 40 yıla baktığımızda ben hiç böyle bir dönem yaşamadım yani. Böyle hızlandırılmış bir filmin içindeymişiz gibi yetişemiyoruz da yani. Hani nerede ne yapılıyor şehirde? Ve gerçekte 2,5 yıl yaşadık biz. Evet, hakikaten. 5 yıl yaşamadık. Nerede ne açılıyor, ne yapılıyor? Şehrin süreyetine habire yeni binalar, yeni şeyler, alanlar oluşturuluyor. Bu arada Mustafa Akış Bey de Cumhurbaşkanı Başdanışmanımızı izliyormuş. Kahkaha attım diyor. Selamları var. Eyvallah, çok selamlar. Sayın Başkan'a sorar mısınız diyor, bizi seviyor muymuş diye. Onun sorusu. Yani en çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Beraber uzun yıllardır davamızın, partimiz içinde ta gençliğinden yetişmiş insanlarız. O da şimdi bizim gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımızın yanında hem ona hem de milletimize hizmet eden bir makamda. Bizim de ne zaman bir başımız dala düşse ilk aradığımız insanlardan bir tanesi. Allah da ondan bin kere razı olsun. Ramazan da mübarek olsun. Eyvallah. Oradan devam edelim isterseniz. Eyvallah. Bizi bilirsiniz, biz dörtlü pek ayrılmayız. Yani üç ilçe başkanı, belediye başkanı olarak yine zaten arkadaşız. Genelde bizi beraber görmeye alışkınsınız. Son zaman birbirimizin açılışlarına yetişemedik. Aynı gün Selçuklu bir yerde, Karatay bir yerde, Meram bir yerde ya temel attı ya açılış yaptı. Yani biraz ayrı ayrı düşmek zorunda kaldık. Hız dediniz ya. Allah nazardan korusun. Hep bu hızla gidelim inşallah. Sonuçta burada bizden ziyade ilçemiz de şehrimiz kazanıyor. Hız biraz baş döndürücü oldu. Büyükşehrimizin açılışlarına ben son 3-4 tane açılışına katılamadım. Çünkü bir yandan seçim çalışması var. Bir yandan belediye iş yapmaya devam ediyoruz. İşimiz gücümüz var. Yani dükkan açık. biz sadece aday değiliz. Mevcut da belediye başkanıyız.
ve ivme de hızlı gidiyor. İşler beklemez. Açılışı da bekleyen Meram'da birçok yer var. Var var. İnşallah eli kulağında. Yani yasaklar girdiği için seçim var, açalım. Yani Allah şahit çok da öyle düşünmüyor. Derler ama bayağı da bir yer var açılışı var. Yani şöyle dostlar alışverişte görsün veya ya şey yerine gelsin. Ne der? Şekil şarttan yerine getiriverelim diye de açmadık. Tam eksiksiz, full ve açtığımız zaman da içine insanlarımızın girip hizmet almaya başlamasını istediğimiz. Yani açıp tekrar kapıyı kapatıp örneklerini gördüm başka şehirlerde. Televizyonda da seyrettik. Açılışlar yapıldı. 2 ay, 3 ay içeriye insanlar alınmadı. Niye? İşte şey için, seçim öncesi bir açılış yapalım mantığıyla yapılmış. Maalesef üzücü. Kimi kandırıyorsunuz? Herkes her şeyin farkında aslında. Seçmeni kandırdığınız zaman bunun karşılığını asla olumlu, belki oy alabilirsiniz. Ama o oydan girecek hayır olmaz. O yüzden dürüst olmak zorundasınız. Hani mevzuyu başka yere götürmeden devam edeyim inşallah. Millet Bahçesi'nin durumu böyleydi. İşte 2 yıldır hizmet veriyor. Büyükşehirimiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bir yatırımıydı. Meram Hükümet Konağı bizim için çok önemliydi. Çok kötü, eskimiş, çok küçücük bir alanda sadece kaymakamlığın ve sosyal yardımlaşmanın olduğu bir binaydı. İşte anıt alanındaki bina. Şimdi yine resmi bir bina olarak hizmet veriyor. Nüfus müdürlüğü başka yerde, müftülük başka yerde, tapu başka bir yerde. Bir işiniz olsa 3-4 tane mahalleye ayrı ayrı arabayla veya otobüse gidip çözmek zorundaydınız. Elhamdülillah şimdi bizim belediyenin olduğu bölgeye gelirseniz Meram'la ilgili bütün resmi işlemlerinizi ya belediye binasında ya da hükümet konağında çözebilecek durumdasınız. Ve tarihi böyle güzel taşla bir bina yapıldı, yakışıklı da bir bina. Bölgeye değer de kattı. Bölge zaten kıymetli bir bölge. İnşallah araya girerek gideyim o zaman böyle spontan gelirsin. Sivas Ali Kemal Caddesi'nden başlayıp lastik durağından gelen tramvayımız hükümet konağıyla belediyenin arasından Gazze Caddesi'nden geçip Çeçenistan'dan Ahmet Özcan'dan Fetih'ten direkt hatlara bağlanmış olacak. Eli kulağında işte bakanımız geldi. Büyükşehirimizle beraber lansmanını yaptılar. Daha önceki projeyi revize ederekten süreci hızlandırdılar. Orada bizim çarşımız var. Belediyemizin yaptığı, özel sektörün yaptığı çarşının, belediyenin, kaymakamlığın, hükümet konağının tramvay hattının olduğu ve etrafı son derece modern yeni yapılarla donatılmış Meram'ın merkezi olan bir yer haline geldi artık. Hatta bir AVM inşaatı da var. Biraz bu dönemin sıkıntılarını yaşamak zorunda kaldı. Ama projeyi revize ediyorlar diye biliyorum, takip de ediyorum. Özel sektör yapsa da takip ediyorum. İlçemizin ilk AVM'si olacaktı çünkü. Herkesin de bizden de böyle bir talebi var. Tabii ki belediye AVM yapmaz veya market açmaz. Ama insanımız samimiyetinden, temizliğinden, saflığından bizden böyle işte ya bizim işte şu üç harfli marketleri veya buna benzer ya bizim mahallede yok, bizim mahallede yok. Ya diyorum bunu biz açmayacağız. Ama inşallah o eksik de kapanırsa burası gerçekten tam hakiki bir merkez haline gelecek. Alaaddin etrafı çok harika oldu biliyorsunuz. Evet. Bütün cepheler. O bölgede esnaflık yapmış yıllarca biri Sorak Zafer Çağısı'nda. Gerçekten pejmurde bir bölgeydi. Eskimiş, yıpranmış. Binalarda bir sıkıntı olmasa da dışı artık bir estetik ameliyat gerekiyordu. Ve çok güzel, tarihi dokuya uygun ve Konya'ya giren herkesin Alaaddin Tepe'nin tarafından geçtiğini biliyoruz. Zaten Bedesten ve Mevlana Çarşısı, Altın Çarşısı ile beraber bir revize olmuştu. Harika bir iş yapılmıştı. Alaaddin Cephe sağlıklaştırması. Biraz sonra inşallah sorarsanız Şükran'dan da bahsedelim. Evet, Şükran'daki bizim dönüşüm ve geçen Büyükşehirimizde Karatay'ın yaptığı lansman var. Türbenin arkası. Yani Mevlana Kültür Merkezi'nin arkasından aldığınız zaman geliyorsunuz, türbenin arkası işte başlıyor. Türbe zaten güncellendi, restore edildi. Mevlana Meydanı, Mevlana Çarşısı, Altın Çarşısı, Bedesten zaten daha önce yapılmıştı. Yapmıştık Büyükşehir'deyken hep beraber. Şükran devam ediyor. Bayramda sonra açılışını yapacağımız yerlerden bir tanesi burası. Oradan Alaaddin'e bağlandığımız zaman Alaaddin'in etrafı da güzelleşti. İşte oradan Konevi'ye doğru geleceğiz inşallah. Büyükşehir kendisine bir bina yaptığı zaman Konevi camisi, türbesi ve eski askeri hastanenin olduğu bina da güzel bir bölge. Orada da ciddi bir inşallah restore çalışması olacak. O bölge de çok harika bir bölge olacak. Millet Bahçesi'nin olduğu yer zaten güzelleşti. Devamında Şems'in tarafında zaten Büyükşehir'imizin bir çalışması var. Yani Konya'nın tam merkezi, büyük de bir merkezi. Aslında o Darül Mülk'le beraber bizlerin de ilave bir tarihi film platosuna dönüştü değil mi? Yani şöyle birkaç yıl sonra Konya'yı kimse tanıyamayacak. İçindekiler bile, yerlileri bile. Selçukluların muhteşem dönüşü diyebiliriz herhalde. Tabii öyle. Yani şimdi Selçuklu bizim dış surların ihyası projesi. Laren'de dönüşümü bitti. Yani yıkımlar tamamlandı artık. Şu anda moruz kaldırıyoruz. Onlar yeni yerlerine taşındılar.
Oranın da inşallah açılışını yapacağız. Tam bir yerleşsinler diye, hani düzgün bir açılış yapalım diye seçim sonrasında bıraktık. İnşallah oradaki surlar da yeryüzüne çıkarıldığı zaman Darende kapısı da yapılacak. Yani düşünün, dış surlarla beraber bu çizdiğim tablonun içindeki o büyük daire, yani surların içindeki alanda çok ciddi bir dönüşüm, hem de tarihi dokuya uygun, Konya'nın yapısına ve ruhuna uygun bir şekilde, yani uygun bir yükseklik. Bir kapıdan gireceğiz, Konya Selçuklular dönemindeki eski şehire geçmiş olacağız. Bu tamamen kopya bir eski şehir yapmak da değil. Günün modern çizgisiyle eskinin birleştiği güzel binalar. İşte Mevlana ve Altın Çarşısı'nı gördük. Neydi, ne oldu? Neydi, ne oldu cümlesini kurabileceğimiz birçok yatırım var. Bazıları bitti, bazılarında süreci devam ediyor. İnşallah az kaldı. Devam edelim, cepheden çıkalım. Uluslararası Konya Olimpik Velodromu, Dutlu bölgemizde. TRT Film Platosu, Dutlu bölgemizde. Sporcu yetiştirme merkezi hemen velodromun arkasında, Dutlu bölgemizde. Hastaneyi söyledim, Millet Bahçesi'nin karşısında. Burası acayip bir yer haline geldi. Tam da Antalya Seyircişehir yolunun da şey olunca, güzergahı ve Konya'nın giriş noktası olunca da şehrin yoğunluğuna çok yoğunluk katmadan çevre yolu üzerinden de çalışılacak bir bölge. Meram'daki birçok ve Konya'daki birçok eksikliğin giderildiği de bir bölge haline gelmiş oldu. Bir çırpıda 4 tane sadece Dutlu'da sayabildim. Bunların hepsi bitti. Yani şu anda çalışıyor. Sadece TRT Film Platosu'nu halkımız daha içine girip göremedi. 5-6 tane dizi çekildi. 2 tane de film çekildi diye biliyorum. İnşallah yakın bir zamanda bizim o turizm rotası diye açıkladığımız rotanın içinde inşallah TRT Film Platosu da, biliyorsunuz Amerika'ya veya yabancı ülkeye gittiğimiz zaman işte o Hollywood'u veya onların o stüdyolarını çok ciddi paralar vererek herkes geziyor. Burası da inşallah böyle bir yer haline gelmiş olacak. Gödene'de bir polis merkezi yapıldı. O bölgenin çok büyük bir ihtiyacıydı. Çamlıbiyat çevre düzenlemesi. Hatta Cumhurbaşkanımız bugün paylaştı. O köprünün etrafı, Tavuzbağ Türbesi ve caminin altında on binlerce çiçekten oluşan, hani normal düzenlemeyi geçtik, bir de böyle çiçek festivalinin yaşandığı bahar dönemlerinde yakında inşallah açmış olacak. Güzel bir bölge haline geldi. Biz de çayın kenarındaki eski o Meram Çay Bahçesi'ni hayata geçiriyoruz. 2 ay sonra bunu birkaç gündür söylemeye başladım. Biraz da böyle sürpriz olsun istiyordum. Şu anda biraz insan yoğunluğu az, farkındaysanız Meram'da. Şöyle çay bahçesi, yeme içme mekanları biraz azaldığı için inşallah eskisi gibi ve nostaljik, tarihi Meram Çay Bahçesi adı altında, adını da aldım, tabelası bile hazır, tahta masalarda, tahta sandalyede oturabileceğimiz, yine eskisi gibi çekirdek çitleyebileceğimiz, masanın üstüne atmak kaydıyla, isteyenlerin oradaki servisten faydalanmadan ücretsiz oturabilecekleri, illa bir şey almak zorunda kalmadan, eskiden öyleydi hatırlarsanız, taş masalarda öyle oturuyorduk. Bunu niye böyle detaylı anlattım? Bu çok beklenen bir şeydi. İnsanlar bunu özledi. Çok lüks mekanlardan ziyade böyle salaş ama yeni versiyonda yine Meram Belediyesi'nin işletme mantığıyla, ki biz bu konuda 3 sene içinde marka haline geldik Konya'da. Hakikaten çok iyi gidiyor. Aydın Çavuş'u gördükten sonra ben çok şaşırdım yani. Güzel bir yatırım. Sırf hani bölge yani için anlatmış oldum bunu. Herkes yatırım yapabilir ama işletme mantığı yani. Yatırım çok büyük paralar harcanıp yapılmış ama işlememiş yerler de var. Evet. Çok güzel oturmuş abi, yani. Turizm mantığıyla işletmeye başladı belediyeler aslında. Ya şöyle, derdiniz, para kazanma amaçlı değil. Hijyenik, kaliteli, lezzetli, fiyatı da piyasadaki insanların işini öldürecek seviyede değil, kendi kendine götürecek seviyede. Bazen fiyatlar yüksek veya düşük tartışmalar yaşıyoruz. Bunlar kar amaçlı kurulmadı. Ama şöyle, belediyeleri de sübvanse etmek zorunda değilim, edemem zaten. Burayı 10 bin kişi kullanıyor, atıyorum. Ama Meram'da 350 bin kişi var. Evet. Ben burayı kullanmayan insanların parasıyla buradaki çayı daha ucuza satamam. Evet. Ama şu var, kar da etmiyorum. Kafa kafaya gitsin, belediyeye yük olmasın. Belediyeden buraya bir kaynak aktarmak zorunda kalmadan götürmeye çalışıyorum. Fiyatlar o yüzden ortalama da seviyede gidiyor. Çok düşük. Ya 3 liraya burada çay satamayız yani. Böyle bir dünya yok. Ama piyasadakileri de bir tık aşağı götürerek onların işini öldürmeden ama hemşehrilerimizin de girebileceği seviyede tutmaya çalışıyoruz. Kamu yatırımları bu dönem sağanak oldu, yağdı. Daha yapacağımız çok iş var, alınacak çok iş var. Ağır bakım bunlardan bir tanesi. İşte 2 tane hastane söyledim. Onlar da geliyor. Hemen işte bunlar şey değil, hayal değil veya vaat değil. Bunlar şu anda zaten çalışması başlamış işte. Kamu yatırımlarında inşallah bu hız devam edecek. Bunlar neye borçluyuz? Bunu da söylemeden... Tamam. Onu unutmayın. Dedeman'ın genel müdürü Fatih Bey, benim de küçük kardeşim. Eyvallah. Gülücük atmış. Diyor ki başkanım,
çalıştıracak personel bulamıyoruz. Belediyelere personel yetiştiren kurumlar haline geldi oteller demiş. Personel sıkıntısı var. Hepimizde var. Şu var artık mesela benim... Ama belediyeler hazır hemen otellerde çalıyorlar. Biz yani. Aydın Çavuş'ta şeyi bıraktık. Daha fazla tesis açmak istemiyorum. Şu var bizim derdimiz tesisçilik, restorancılık, kafecilik yapmak değil. Daha önceki kirada olan yerlerdeki işletme mantığını, daha önce Büyükşehir'de ben 15 yıl çalıştım. Bu kafemlerin ilk türeme mantığı buydu. Çay bahçesi işletmeliği, park bahçe işletmeliği, işletmeciliği Konya'da kalmadı. Yapanlar da birkaç istisna düzgün işletmeci dışındakilerin hepsi biraz sorumlu tiplerdi. Yani başka işlerin yapıldığı yerler haline geliyordu. Veya eskimiş, yıpranmış, köhne, belediyenin parkında belediyeyle özdeşleştirilen ama özel tarafından çalıştıran yerler belediyenin de adına lekeler hale gelmişti. Biz biraz bu hale, otoparkların da dönüşmesi buydu. Şu anda Konya'da özel otoparkçı kalmadı. Belediye çalıştırıyor. Bu artık Türkiye'nin birçok şehrinde böyle, büyüklerde. Buradaki mesele bir iş düzgün yapılamıyorsa belediye müdahil olmak zorunda kalıyor bazen. Biraz mecburiyetten girilmiş işlerdi. Ama bu piyasayı regüle de eden hem fiyat konusunda hem de kalite konusunda da özel sektörde kendini bu seviyeye getirmek zorunda kaldı. İyi örnekleri haşit olarak söylüyorum. Aslında ortalamada şu anda Meram'daki birçok tesis çok üst segment, çok güzel tesisler var. Yani şey yapamam, hakikaten Konya'nın en güzel tesisleri kafe konusunda da, restoran konusunda da hepsi şeydir. Baktığınız zaman hakikaten el ayağı düzgün, birinci sınıf üst segment tesisler açıldı. Ama biz işte birbirimizi itekleye itekleye bu hale getirdik. Ama bir yerde durmak gerekiyor ve şu anda biz bu konuda durduk artık. Çünkü dediğim gibi ya şöyle yakında bir de şöyle personel yetiştirmeyle de ilgili muhtemelen büyük şehrimizde Komekonlar'da biliyorsunuz meslek edinme kursları. Bu işe özel personel yetiştirmeye aynı turizm otelcilik gibi başlamamız gerekecek. Özel sektörde de ciddi eksiklik var. Gençlerimizden bu alana yönelmeyle ilgili bir sıkıntı var. Biraz piyasada açıklık oluştu. Tabii çok sayıda işletme açıldığı için de biraz önemli çünkü ama. Çünkü bu şehirdeki bütün turizm yatırımlarını, büyükşehirin de yaptığı yatırımları göz önüne alacak olursak çok ciddi de bir yerli yabancı turist akımına uğrayacağız. Kesinlikle. Bu sektöre yönelmesi lazım gençlerin. Evet. Böyle bir okul projesi falan da var mı? Yetiştirme noktası. Yok zaten şey var. Bizim Komekler'in zaten birçok binası var. 31 ilçenin tamamında. Yani işte. Müfredatı değiştirdiğiyle çeviriyoruz. Kafe ve restoran işletmecilerin de her kademede çalışacak personel yetiştirebilecek şeyler. Kursal açılmasını teklif edeceğiz. İş oraya geldi çünkü. Sadece kendimiz için değil tabii ki ya. Asıl mesele özel sektörde bununla ilgili. Bir de şöyle eleman çalmalar, birbirinden eleman devşirmeler, daha yüksek maaş verip transfer etmeler insanların işlerini etkiliyor. Doğru. Özel sektörde kendi kendine yapıyor bunu. Bunu biraz düzeltmemiz gerekecek. Kamu yatırımlarındaki bu dönemin en büyük şeyleri bu 20 yıllık tecrübenin ve 20 yıllık kurulan ilişki ağının ve birlik beraberlikten kaynaklanan bereketi işte Meram'a birçok önemli ve çok da büyük bazıları Türkiye'de tek bazıları Türkiye'de 5 tane 3 tane olan işler bu dönem kazandırılmış oldu. Bu konuda ben de mütevazi olmayacağım. Elhamdülillah. Evet. Meram'ın da önümüzdeki günlerde çok kafası oldunuz Meram'ın 5 yılda. Elhamdülillah. Devamı sağlam olarak. Bunu tam sağlam oturtmaya herkesin ayrı ayrı. Yani bunu ne kadar bu oydan bağımsız bir şey. Yani oyunuz 60-70 olabilir ama bu şeyi farklı siyasi görüşlere sahip hemşehrilerimizin de gönlüne girmek için özel çaba sarf ediyorum. Ya insan olmak, iyi insan olmak her şeyden önemli. Ben her zaman söylüyorum. Bunu 5 yılda söylüyorum. Kafaya takmış halde söylüyorum. Bana ne olmak istersin diye sorduğu zaman hani birinci olarak ne olmak istersin? İyi insan, iyi adam olmak. İlk şeyim bu, ilk hedefim bu. Bunu olursam iyi başkan olurum, iyi vekil, iyi koca, iyi baba, iyi arkadaş, iyi kanka, ne bileyim yani iyi bir eş. Her şeyin iyisi, iyi Müslüman, önce iyi insan olayım. Bunu bir becerebilirsem o zaman zaten insanların sevgisi, insana iyi insan sever. Bu dünyada da karşılığı var, öbür tarafta da karşılığı var. Eyvallah. Ben bunu başat ilk hedefime koymuş bir insan. Oğlumu da böyle yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuklarımı da böyle yetiştirmeye çalışıyorum. İyi insanlar, iyi insan desinler. İyi yetiştirmişler seni desinler. Ne olduğunu çok da umurumda değil diye. Yani aklı başına geldiğinden beri onu tembihlediğim şey bu. Memleketin namuslu manava da ihtiyacı var. Kasaba da ihtiyacı şey. Var. Peki başkanım kısa kısa sorular var. Evet. Yine geleceğiz yatırımlara. Başkanımıza tamam. Sorar mısın? Saybata Mahallesi kentsel dönüşümü var mı demiş. Hayırlı geceler demiş. Kısa cevaplar verirseniz.
Sahipata kentsel dönüşümü var mı? Dan şunu anlıyorum. Şu andaki Şükran hı-hı olan yer değil de Kars. Daha çok Araboğlu makasının hı-hı olduğu bölge. Yani hı-hı tiyatroyla hı-hı tiyatroyla Sırçalı Medresesi'nin arası. Bir burası var. Araboğlu makasını bildik. Hı-hı. Bu kurucu kağıdı. Evet, evet. Reklam olmaz artık. O Konya'nın kurucusu. İşte bu bahsettiğimiz alan. Bir burası var. Bir de Macur Pazarı'nın etrafı var. Biliyorsunuz biz Aksınlı ve Pilevi bölgesinde kooperatifle başlamıştık. Hı-hı. Hatta 9 tane bizim kooperatifimiz var. Kooperatifle girme sebebimiz önce olmak. Kime önce olmak? Özel sektörün de mahalleye gelmesini sağlamak. Biz biraz inşaat yapmaya başlarsak, öncülük edip de güzelleştirmeye başlarsak özel sektör de arkamızdan gelir. Hı-hı. Ve elhamdülillah gelmeye başladı. Şu anda belediyenin öncülük ettiği kooperatiflerin etrafında özel sektör müteahhitleri de arasa toplayarak inşaatlar yapmaya başladı ve binalar da yükselmeye başladı. Bu bölgede tabii biz her tarafa belediye olarak giremeyiz. Yani bu çok da mümkün değil. Bunları yapacak adamım da yok yani. Çünkü biz bunları belediyedeki bu işten anlayan insanları başlarına koyarak yürüttüğümüz bir süreç. Dolayısıyla Sahibata ile ilgili artık bu Şükran kentsel dönüşümünün tetikleyeceğini Larende ve Şükran'dan sonra inşallah o bölge bir de Hacı Fettah'la arasında bitirdim ben. Yeni Larende Caddesi ile Hacı Fettah Mezarlığı'nın arasındaki Çaybaşı hı hı 18'i bitti. Tapular dağıtıldı. Burası Meram'ın şehre en yakın ve en peşmurde yeri. Birçok da göçmenin de yaşadığı bir bölge. Şimdi artık müteahhitlerin önünde bir engel kalmadı. Değeri de bir bölge. Eminim ki yaz dönemiyle itibari o bölgede de inşaat hareketliliği başlar. Ondan sonra da biraz da sektörün normalleşmesi lazım fiyatların. Ondan sonra hızlanır. Sahibata bölgesi biraz farklı kesimlerin oturduğu bir bölge. Kesimlerin oturduğu bir bölge. Larende yokuşu, Larende yokuşunu temizlediğimiz için. Biraz güvenlik şeyi de var aslında. Vardı. Evet. O dağıldı. Evet. Şu anda olay bitmiş oldu elhamdülillah. Eyvallah. Peki başkanım, madem o kooperatiflere girdiniz, benim kooperatiflerle ilgili bir sorum var. Genelde de kamuoyunda da çok konuşuluyor. Yani bu sistem nasıl işliyor? Belediyenin öncülüğündeki kooperatiflerde. Evet. Hemen söyleyeyim. Müteahhitler eliyle mi yapılıyor? Kimler yönetiyor bu kooperatifleri? Huzur hakkı alıyor mu bu yöneticiler? Ne kadar alıyorlar? Müteahhite ödenen düşük mü yüksek mi? %10 diye bir laf dönüyor. Eyvallah. %10 mu lan mı çalışılıyor? Nedir bu kooperatif hikayesi? Önce sayıları söyleyeyim. 9 tane kooperatifimiz var. Belediye öncülüğünde kurulmuş. 7294 daire sayısı tamamı. Hı-hı. Devasa bir rakam. 1193 dairesi teslim edilmiş. 82 de dükkan yeni sahiplerine teslim edilmiş kooperatif tarafından. Bu bilgiyi şuraya koyuyorum. Kooperatif bunun devleti, özeli, belediyesi, kamusu olmaz. Tek hı yöntemi var. Kanunu da belli. Ona göre kurulur. 7 kişi bir araya gelir, 5 kişi bir araya geliyor kooperatif kuruyorlar. Hı hı. Niye kooperatif kurdurarak veya bu yöntemle yapıyoruz? Şimdi bizim Ulurmak, Aksinli, Aymanas, Turgut dediğimiz bölgede, birçok bölgede eskimiş, yığma biriketten yapılmış, tek katlı veya iki katlı bir evlerin olduğu, benim de bazen de çocukluğumun da geçtiği ve o yüzden çok da iyi bildiğimiz tam böyle has Meramlıların aslında hı hı yaşadığı bizim eskiden beri mahallemiz olan yerler bunlar. Köklü mahalleler. Dönüşüm bir türlü başlamadı. Dönüşüm başlaması için imar planları yapıldı. Katlar verildi. 18'ler bitti. Artık belediyenin işi bitti. Yani sıra inşaatların yapılması. İnsanlar ya bir müteahhit bulacak ya kendileri bir yere gelip evlerin yenilemesi gerekiyordu. Süreç böyle yürümedi. Yürümeyince aynı Karatay Belediyesi'ndeki gibi Meram'da da Konya'da iki tane belediye bu işi yapıyor. Türkiye'de zaten bir elin parmağını geçmez. Ya 5 ya 6'dır. Bu yöntem zor bir yöntem. Riskli bir yöntem. Belediyeler buna girmek istemez. Niye uğraşacak? Binlerce kişiyle görüşeceksiniz. Aslarını belediyeye devretmesini sağlayacaksınız. Onlarla sözleşme imzalayacaksınız. Sonra ihale yapacaksınız. İhale yöntemi tek. Açık ihale yapılır. Başka bir yöntemi yok bunun. Bunu da bir söyleyelim. Hiçbir kurum alengirli bilmem ne bir ihale yapamaz. 10 yıl teftiş kurulu başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum. Şu andaki ihaleler elektronik ihaleyle yapılıyor. Hı hı. Artık belediye salonuna adamları çağır. Bir heyetin karşısında herkes teklifini versin. Böyle bir ihale yöntemi kalmadı. Elektronik ihale. E-ihale dediğimiz Türkiye'nin her tarafında ilan edilen, Türkiye'nin her tarafından insanların katılabildiği ihaleler. Evrak üzerinde bir şey yapamazsınız. Her şey elektronik ortamda sisteme yükleniyor zaten. Yani bazen duyuyorum da hani bu konudan bir haber vatandaşların veya farklı görevdeki kişilerin konuşmalarını bir yandan üzülüyorum bir yandan canım sıkılıyor. Yani ya bilmediğiniz konu hakkında niye konuşuyorsunuz veya geçmişten kalan ön yargılı bilgilerle yorum yapmak veballidir de aynı zamanda. Sistem tek. Bu belediyede de, devlette de, resmi kurumlarda da böyle.
yaptığımız şey dün ucu başlığı. Hı hı. Asa sahipleriyle parası olanları bir araya getiriyoruz. Güzel bir benzer. Ortada bir şey var. Dün ucu başı güveni sağlar ya, kız hı hı. tarafı, oğlan tarafı. O iki tarafı da tanıyan kişi dün ucu başıdır. Ona güvenliklerinden dolayı işte kızla oğlan evlendirirler. İki taraf birbirine şey yapar. Daha kolay teslim olur. Hı hı. Bizim yaptığımız bu. Asa sahipleri müteahhit bulamıyor veya bir güvensizlik var. İnsanlar da bir yere üye olacaklar ama hangi kooperatif üye olsunlar? Yani piyasada pek kooperatif kalmadı. Güven problemi var. Kime güveniyor? Belediyeye güveniyor. Belediye de arayı bulup ikisini bir araya getiriyor. Belediye işin içinde yok. Baş çekiyor sadece. Belediyenin parası zaten bunun içinde olmaz. Bunu belediye yaptırmıyor. Belediyenin bütçesini buraya kullanmıyoruz. Yani böyle bir usul yok. Özelde de, tüzelde de bu böyledir. Biraz detaylı anlatmış oldum da hemen toparlayayım. Ama kontrol ediyorsunuz. Tabii. Yani şöyle, kooperatif kurduruyorum. İhaleye kurulan kooperatif de giriyor. Biz kat karşılığı ihaleye çıkıyoruz. Herkese açık, herkes girebilir. Ama şöyle, müteahhitin işine gelmeyen oranlar oluyor. Şimdi müteahhitler arası toplar. %35, 40, 42, 43 bölgenin değerine göre değişir ya. Biz de bir oran belirliyoruz. Yani bu orandan isteyen gelsin, bu ihaleye alsın. Tabii müteahhitler hani tabii burada insana daha çok para kazanmak ister. Hı hı. Ama kurulan kooperatifin para kazanmak gibi bir derdi olmadığı için o rakama razı olmuş oluyor. Dolayısıyla da kurulan kooperatif ihaleyi aldıktan sonra müteahhit yok. 5 kişilik kooperatif var, 3 tane yönetici, 2 tane de denetçisi var. Bütün kooperatifler böyle de tekrar söylüyorum. Hı hı. Belediyenin kurduğu kooperatif değil, bütün kooperatifler böyledir. Bu zorunludur zaten. Bunlar arada müteahhit olmadan inşaatı kendileri yaptırıyorlar. Şantiyeyi kuruyorlar. Şantiye şefleri var. Malı onlar alıyor. Çekleri onlar imzalıyor. Senetleri onlar imzalıyor. Ameleleri, inşaat ustalarını, her şeyi bunlar buluyor. Demircisini, kalıpsını. Bildiğiniz inşaatı bir kişi nasıl yaptırırsa bizzat inşaatı bunlar yapıyorlar ve yaptırıyorlar. Arada başka ikinci bir şahıs yok. Daha doğrusu arada para kazanan kimse yok. Bütün şeylerde, kooperatiflerde böyle. Arada müteahhit olsaydı %10 alırdı. Müteahhit karı ortalaması %10 hani şeydir, %9 olur, %11 olur ama ortalama %10 diye geçer. Ortada böyle bir şey yok. Dolayısıyla mesela ben bir tanesinden örnek vereyim. Fahri Nisa Evleri, 1042 daire. Bunu bir müteahhit alsa %10 ile yapar. Yani 1042 daireyi yapmak için 104 daire alır. 104 daire. Bunun şeyi bu. Piyasası bu. Matematiği bu. Matematiği bu. Peki kurulan kooperatif kaç daire alarak yapıyor? 5. 5 daire. 5. 104 yapılmaz. Ya bu iş bunun için yapılmaz. Ben bu arkadaşları buraya zorla yazdırıyorum. Bu işler teknik arkadaşlar, bir de inşaat yapmayı bilmesi gereken insanlar. Çünkü bunlar yapıyor ve yaptırıyor inşaatı. Yani dedim ya, hem kontrol. O yüzden de zaten belli bir adam sıkıntısı da yaşıyoruz artık. Hani kooperatifleri yazarken ulufe dağıtılmaz ya. Kooperatife adam yazmak ulufe dağıtmak değildir. Aman huzur hakkı verelim de biraz gelirler alsın. Hayır yahu, bu iş bu paraya yapılmaz yani. Bir de büyük risk ve sorumluluk var. Milyonlarca liralık evraklara imza atıyorlar. 1042 kişiden sorumlular. Bunların beğenmesinden ve hesap sormasından sorumlular. Geçen gün söylemiştim. 2 tane kooperatifimizde inşaat kazası oldu, iş kazası oldu. Ya çok büyük riskleri var. Bana teklif edilse ben girmem. Yani bu dediğim gibi tekrar söyleyeyim, ulufe dağıtmak değildir. Abi beğenmiyor musunuz bir daireyi? Yahu şöyle 500 bin lira yapılacak bir adama 100 bin lira teklif edersiniz. Yapar mı bu adam 100 bin lira o işi? Ya 100 bin lira acayip bir rakam. 100 bin lira büyük bir rakam da bu işin rakamı bu değil. 100 bin lira büyük bir rakam. Aldığınız bu iş ama 500 bin liralık bir iş. Yani kastettiğim şey bu. Anladım. Rakamın büyüklüğü, bir dairenin küçük veya büyüklüğünden bahsetmiyorum. Yapılan iş 104 daireye yapılacak bir iş. Hiç kimseye kar dağıtılmadığı için veya araya müteahhit sokulmadığı için ve bütün riskler bu kooperatif yönetimi tarafından ve genel kurul oylarıyla her 2 yılda bir, 3 yılda bir seçim yapılıyor. O genel kurul üyeleri ondan sonra bunu devredebilirler. Hayır biz bu yönetimi istemiyoruz. İçimizden şu arkadaşlar olsun da diyebilirler mi? Evet. Değiştirmiyorlar. Niye? Bu adamlar aynı zamanda belediyede çalışan insanlar. Belediyede yöneticiler. Güvenleri var. İşi biliyorlar. Ve bu zaten şeffaf. Bütün mal alımları kamera karşısında yapılıyor, biliyor musunuz? Böyle bir zorunluluk yoktur. Bu kurada hisse çıkanlar hisselerini satışa çıkarıyor ya, bununla ilgili bir önlem alamazsınız. Bununla yasal alamazsınız. Kooperatif kanunu diye bir kanun var. Bu kanuna aykırı olarak bir şeyi yani engelleyemezsiniz. Bu vatandaşın hissesi artık. Ona ait bir şey.
bunu satma yasağı getiremezsiniz. Tasarruf onda. Yok hani yoksa bunu bazen söylüyorlar ya. Evet. Ya işte şey bu bir ticaret haline geldi. Yahu bunu ihtiyaç sahiplerine yapılmıyor bu. Bu arsa sahiplerinin arsasına para sahipleri ev yaptırıyor zaten. Yani bu TOKİ'nin yaptığı 2+1 sosyal konut değil bu. Hı hı. Belediyenin sosyal konut projesi hiç değil. Bunu da bir anlaşabilsek. Hı hı. Ben bunu o kadar yüzlerce kez söylüyorum. Bunu anlatamadım. Evet. Hayırlı akşamlar Kerem Bey. Başkanından istiyoruz. Türkiye'nin en büyük köpek barınağı Meram'da. Ama Meram'da çok sayıda köpek var diyorlar. Haklılar. Haklılar. Yani maalesef. Maalesef diyorum. Şu anda biz İki taraf arasında kalmış, iki cami arasında kalmış beynamaz gibiyiz. Tabir tam başka türlü olmaz. Bir taraf köpeklerin toplanılmasını ve bir yerde tutulmasını istiyor. Sokakta köpek görmek istemiyor. Bir taraf tam tersi bir şekilde sokaklar onlarındır. Sokak hayvanı diye bir tabir yoktur. Bu konu çok çetrefilli bir konu. Hangi cümleyi kurarsam kurayım bir taraf bundan rahatsız oluyor zaten. Yani öyle sıkıntılı bir konu. Ama şu var, ben kanunu söyleyeceğim, mevzuyu kapatacağım. Kanun şunu diyor. Sokakta yaşayan köpekleri toplayacaksınız, barınağa götüreceksiniz. İlk önce aşılayacaksınız. Sonra kısırlaştıracaksınız. Varsa bir hastalığı, kırık çıkı ona tedavi edeceksiniz. Kimlik vereceksiniz, küpe takacaksınız. Bizim Meram ki mesela yeşil küpeliler Meram'ın bölgesindeki köpeklerdir, öyle söyleyeyim. Sonra 25 günün sonunda o köpeği aldığınız sokak, mahalle neresiyse oraya bırakmak zorundasınız. Aksi halde suç işlemiş oluyoruz. Devam eden soruşturmalarımız var. Hem benim hem de veterinerlik müdürlüğündeki arkadaşlarımızın. Yani bunun aksi davranamam. Sizin küpeler yeşil, Selçuklu'nun. Tam emin değilim. İşte kırmızı, mavi öyle de şey yapar. Bundan sonra sokakta köpeklerin küpesine bakacağız. Şu var. Eğer bir ihbar alıp da köpeği almaya gittiğimizde küpesi varsa zaten alamıyoruz. Evet, çünkü daha önce alamamıştık. Ya şöyle, hani kanun var, nizam var. Şimdi polis hırsızı yakalıyor. Bir bakıyorsunuz 3 saat sonra köpek adam dışarıda. Bunu defalarca kızıyoruz değil mi buna? Evet. Kanunu böyle. Bu kanun değişmediği sürece bu böyle. Bakın bir de şunu söyleyeyim. Biz de cani değiliz. Bizim toplumumuz hayvan sever. Besler. Yani hakikaten öyle. Kedi de öyle, köpek de öyle. Yani bu başka bir şey. Ama sokakların köpek egemen, köpek hakim böyle çeteler halinde onun 15'te geçmesi, İnan bu benim için de bir acziyettir. Bak söylüyorum. Bu doğru değildir. Doğal olanı da bu değil. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu cümleyi kurmam beni hayvan düşmanı yapmaz. Veya birilerinin köpekten korktuğunu söylemesi veya bu köpeklerin toplanması gerektiğini söylemesi onları hayvan düşmanı yapmaz. Ama bu konuda çok keskinleşildi ve işin ucu kaçtı. Bunun toparlanması lazım. Olması gereken bence şu. Köpeklerin alınması gerekiyor ve kendi doğal ortamlarında ama insanlardan uzak beslenmesi gerekiyor. Yani orta yolu bu diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir düzenleme eğer olursa ki bekliyoruz, o zaman iki tarafı da memnun edecek herhalde orta yol budur. Hadimi Mahallesi tren yoluyla Antalya Çevre Yolu arasında kentsel dönüşüm var mı diyorlar. Hadimi Mahallesi de tren yolu ile Antalya Çevre Yolu arasında bir kentsel dönüşüm yok. Projesi var mı? Yok. Şimdi diyorlar. Kentsel dönüşüm projemiz yok. Olursa ilk yapacağım yer, yani belediye öncülüğünde yine bir kooperatif kurmayla ilgili bir şey yapılacaksa eğer, yapılması gerekiyorsa bunun ilk yapılacağı yer Uzun Armanlar Mahallesi olur. Çünkü yapı stoğu çok kötü. Bundan 15 yıl önce yanlışmıyorsam belki 13-14 yıl önce tüm Meram'la alakalı, Meram merkeziyle alakalı bir riskli alan analizi yaptırılmış. Meram'ın yapı stoğu kaç yaşında, nasıl yapılmış falan diye Uzun Armanlar kafalı hatırlılmak muradiye ile ilgili ben burada bir anket de yaptırdım, vatandaşlara sordurduk. Onlar istiyorlar. %75'i belediye gelsin burada bir şeye başlasın diye. Şu anda yapmak mümkün değil. Bir müddet yapılamaz gözüküyor. Çünkü dışarıda ciddi bir konut stoğu eksiği var. Bir yerleri yıkmaya kalkarsak o insanların gideceği yeni ev problem. Dolayısıyla da ortalığın normalleşmesini beklemek gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Demiryolunun kenarında Karabağ ve Kazakistan caddeleri Büyükşehir tarafından açılıyor. Açıldı zaten. Bir yere cadde açıldığı zaman hemen etrafı kendiliğinden dönüşmeye başlıyor. Ki Hadimi Mahallemizin bir tarafı Alparslan Türkeş Caddesi. Bir tarafı Gazze. Bir tarafı bu demiryolunun kenarındaki yeni açılan cadde. Bir tarafı da Seydişehir Antalya Çevre Yolu. Dört tarafı da çok güzel ve yeni açılmış yollarla dışarıdan içeriye doğru kendiliğinden dönüşmeye başlar. Eyvallah. Ben şimdi bir soru daha soracağım. Ondan sonra sana vereceğim. Seni az konuşturduk. Şimdi tabii
Kerem abi lütfen Allah rızası için Hafız Başkanım'a iletir misiniz? Abi hobi bahçeleri için çözüm bekliyoruz. Ne olur çok mağduruz. Bir çözüm, bir müjde bekliyoruz. Hafız Başkanım iyi adam, mağdurun yanında olur. Lütfen hobi bahçeleri için çözüm bekliyoruz demiş bir izleyicimiz. Çok da mesaj var bununla ilgili. Ne diyorsunuz? Kerem abi sen Hafız Başkan diyorsun ya. Evet. Bir kısım vatandaşımız zannediyor ki biz kendimizi bu konuda ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Hayır hayır ya, kesinlikle değil. Bizi ilk aday tanıtımında 2019 yılında o günkü grup başkan vekilimiz bu özgeçmişimizde de yazmıyor aslında. Şey olmasın diye sanki bunu kullanıyormuş anlaşılmasına diye yazmamıştım bile. Kur'an kursunda okuduğumu. Ama oradan birileri demişti ki bu kardeşlerimiz Hafız Kılcaylak'ımız için. Grup başkan vekilimiz bizi Allah razı olsun öyle lanse etti. Diğer özelliklerimizi söylerken maşallah Hafız başkanlarımız dedi. Üstümüze yapıştı. Yapışmasından rahatsız değiliz ama kesinlikle. Bu bizim övündüğümüz bir sıfatımız. Ama sanki bu biz bunu kullanıyormuşuz. Yani istismar ediyormuşuz gibi bir şey. Allah rızası için Ramazan mübarek günü rica ediyorum. Bakın biz öyle insanlar değiliz. Hiçbir özelliğimizin istismar etme tarafı olmaz. Başka özellik. Ben mülkeliyim, ben şu imam hatibiyim, ben şuraya yaptım. Yok. Hiç, bunlar bizim özelliklerden bir tanesi. Elhamdülillah. Şükrederim. Ama bunu öne çıkarmaya çalışmak gibi bir şeyimiz hiçbir zaman olmadı. Ama Konya'da yaşıyoruz. Burası muhafazakar bir şehir. İnsanlar bu şehirde hafızlara severler. Yani severler, değer verirler. O yüzden de bazen bize bu konuda da böyle hitap ederler. Ama bu bizim şeyimizden dolayı değildir. Biz İmam Hatip'te okurken hafızlar aynı sınıftaydı, torpillilerdi. Yani bize 3 verirdi hoca. Onlar çalışmasa bile derse ya onlar hafız derdi, 5 verirlerdi. Hobi bahçesi sonrasına geleyim. Hobi bahçesi bana, evet. Meramlı hemşehrilerim benim düşmanım değil. Tam tersi. Onlar benim veli nimetim. Beni bu koltuğa oturtan, bana bu görevi emanet eden kişiler Meram'da yaşayanlar. %71,5 oy nasip etti Allah 2019'da. Neredeyse yani bu çok büyük bir oran. Yani ki al dediler bu sana emanet. Parasıyla, puluyla, malıyla, mülküyle, görevleriyle, hizmetleriyle bunu sen düzgün yap dediler. Bana verdiler. Doğru mu? Emanet eden kimler? Meram'da yaşayan hemşehrilerimiz. Ben de bunu onların bana söylediği şekilde yapmaya çalışıyorum. Doğru çalış, düzgün çalış, dürüst ol. Haktan, hukuktan ayrılma, adaletten sapma. Bütün partilerin seçmenleri adaylarının bu özelliklere sahip olmasını kesin ister. Yani bu karşı çıkar mısınız mı? Çıkmazsınız. Böyle olmaya çalıştığımız zaman hemşehrilerimizle bazen karşı karşıya geliyoruz. Çünkü bazen bu saydığımız özelliklerde katı olursanız canları sıkılabiliyor. Hobi bahçesi diye bir şey yok. Hobi bahçesi dediğimiz şey belediyelerin kendi arsalarında, tarım arazisi olmayan kendi arsalarında vatandaşlar gelsin faydalansın diye bir müddetliğine birkaç yıllığına onlara kiralarsan yerlerin adıdır. Onun dışında tarım arazisini bölerek gayri yasal yollarla tarım arazisi bölünemez. Tam tersi toplaştırma yapıyor devletimiz yıllardır. Tarım arazisi kutsal arazi haline geldi neredeyse. Çok önemli. Yani bunu görmezden onlara müjde veremez. Yani ne onları bu konuda korkutabilirim, ne onlara müjde verecek makamda da değilim. Bunu görmezden gelseniz yukarıdan bir cezası var değil mi? Var tabi, olmaz olur mu? Yani teftiş kurulu başkanı yaptığınız için diyorum yani. Ya şöyle. Kanuni değil diyorsunuz öyle mi? Meram'ı seven, Meramlı'yı seven, hakikaten onların bana emanet ettiği görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. O yüzden de bazen karşı karşıya geliyoruz. Ya ne olacak işte zaten her taraf oldu. Ya öyle değil, tarım arası kalmayacak. Bizim Karayolu Karmancık bölgesi var. Tarım arası imar yok oranın. Ama ciddi bir kesim gitmiş. Benim derdim şu değil. Hepsini yıkayım. Benim buna görevi boş verin, ömrüm yetmez. Ne benim ne bir başkasının. 50-60 yıl uğraşsam ben oranın tamamını yıkayayım da tekrar tarım arazisi haline getireyim, bunu çözmem mümkün değil. Peki ne yapmaya çalışıyorsun o zaman? Yenilerin oluşmasına engel olmaya çalışıyorum. Bir yerden kesmem lazım. Kangren var. Yapılmış tamam işte bu kadar, tamam eyvallah. En azından geri kalanı kullanayım yani. İşte kol şu anda gitti. Yani koldan kesmezsem, bir yerde durdurmazsam, katı davranmazsam, görmezden geliversem inanın ayda en az birkaç yüz tane yapılıyor. Katı durursam en azından mevcutları koruyabilirsem şeydeki tarım arazilerini orayı kurtardığıma sevineceğim. Yoksa ben milletin yerini yıkmak gibi bir bundan keyif de almıyorum. Bundan aşırı rahatsızım. Yani seçmenimle ve hemşerimle sevimsiz bir ilişki haline geliyor. Yani belki kızgınlıklarından oy da vermeyebiliyorlar. Ama yani şöyle ben doğru olmak zorundayım. Bunu defalarca haber programında sizinle çok konuştuk ya bunu. Konuştuk. Tekrar söylüyorum. Derdim mevcutları yıkıp da
onlara zulmetmek falan asla değil. Bunu yapamam ya. Yani bu bu işin şeyine ters. Derdim durdurmak ve daha fazlasının yapılmasının önüne geçmek ve geri kalan alanda tarımın devam etmesini sağlamak ve bunu kötüye kullanan bazı simsarların da artık işini bitirmek. Eyvallah. Yoksa ben meramları seviyorum. Biliyorum ki onlar da beni seviyor. Evet, evet Sayın Başkanım. Meram Bey diyesin borcuna kadar. Kasada para aldım. Artık gülüyorum ya vallahi. Yani. Sen 5 yılda nasıl devraldınız? Şu anki durum nedir başkanım? Eyvallah. Nasıl devraldığımız şu. Şimdi belediyelerin borcu olur. Bunda bir problem yok. Borcun için aldığınız ve ne işte kullandığınız çok önemlidir. Devlette de olur yani bu. Yoksa bazı işler beklemez. Ya ben para biriktirdiğimde o zaman alayım. Hayır ya kendimizle ilgili bunu yaparız. Bir araba alacaksak bir önce bir para biriktirmeye başlarız, kenara koyarız. Ama belediyecilikte vatandaşa hizmet edilen kurumlarda bazen o anda bununla ilgili yeterli bir miktar şeyiniz yoksa, kasanızda bir paranız yoksa veya gelecek geliriniz tam karşılamıyorsa borçlanmaya razı olursunuz. Çünkü vatandaş beklemez. Senin paran var yok bununla umursamaz. Kardeşim ihtiyaçları şu anda ben bunu istiyorum artık bu yapılması gerekiyor der. Bunu yapmazsa onu da bilirsiniz. Borçlu belediye kötü bir belediye değildir. Yani bir kere bunu bir şey yapalım. Hangi belediye kötüdür? Altından kalkamayacağı bir borç yüküne girmiş. Borç batağına saplamış yani öyle söyleyeyim. Arabayı çamura saplasın çıkmaz ya. Aynı onun gibi bir durumdaysan veya aldığın borcu veya borçlanmayı saçma sapan bir yatırım için veya ihtiyaç olmayan fantazi bir iş için milletin ihtiyacı olan bir işin değil de saçma sapan bir iş alırsan o zaman işte vebali de var. Bu seni batırır da zaten. Bunu bir altını çizelim. Meram Belediyesi'nin borcu şu an yok. Bakın bizim bütçelerimiz, bütün kurumların bütçesi internette yayınlanır. Sayıştay'ın ve mülkiyetin denetimine tabidir. Bir ara bazı videolar falan yayınlandı ya. Tabii şimdi kim nereden görmek isterse, bakın benim söylediklerime bakmasınlar. Belki güvenirler, belki güvenmezler, bilemiyorum. Herkesin kafası karışık. Seçim zamanı öyle olur zaten. Kafa karıştıran da çok olunca. Lütfen girsinler, resmi verilere baksınlar. Bütçe yalan söylemez. Bu istatistik gibi bilgi değildir. Hani devlet istatistik açıklar, bazen insanlar bunu da tartışırlar ya, bu öyle bir şey değil. Bu bildiğimiz şirketlerin aynı muhasebesi, malum şahibiyle kayıtları var. Bu da böyle bir şeydir. Orada her şey görürler. Ne iş için ne para harcadığımızı, ne harcayacağımızı buradan görürler. Peki nasıl sağladık bunu? Çok sıktım. Hani tek elimle falan değil yani. Konya'da bir tabir var. Özür diliyorum. Cimyen gibi hani cimri denir ya. Cimrilik yapmadım ama aşırı sıktım. Delikte kuruş boşa para harcamadım. En çok ihtiyaç olan iş neyse parayı da oraya harcadım. Evet. İki defa borç aldım. Evet. Bizim ille bankamız var. O şey gibi değil. Diğer bankalar gibi değil. Zaten işi bu. Bizleri finanse etmek. Onların da şeyi bir tanesi 50 tane araç filosu almam lazımdı. Aldım. Aldıktan 6 ay sonra tam o kriz zamanına dek geldi. İki katına çıkmıştı fiyatlar. Havada zıplıyordum yani sevincimden. Tam zamanında almışız diye. Yani tabii ki bu şu. Ya şöyle bakın. Faiz tartışmasına girmeyeceğim de. Meram Belediyesi'nin borcu yok. Meram Belediyesi gramis. Ya ben bir tane konser vermedim ya. Kerem abi. Vermedim. Belediyeyle konser verebilir mi? Verebilir. Halktan bunu da bekleyenler var. Var yani. Festival bekleyenler var. Şölen bekleyenler var. Her şey asfalt değil. Her şey sosyal yardım değil. Her şey tesis yapmak değil. Fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik diye üç saç ayağında bir belediyecilik vardır. Bunların hepsi vatandaşın ihtiyacıdır. Ama bu ihtiyaçları kendi içinde sıralarken sen şurada çukur içinde yolların, çamurlu yolların varken de gidip şurada konser veremezsin. Öncelik sıralaması çok önemli. Dolayısıyla da ben buna çok dikkat ettim. Zaman zaman bu tip hizmetlerde eksik bıraktığım için de eleştiri almışlığım da olmuştur. Ama dedim ki ya şöyle bazı eğlence, bazı sosyal, kültürel işleri 2 yıl ötelesek bir şey olmaz. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama şu yolları, tesisleri bir an önce bitirirsek bunlardan 100 binlerce insan, 10 binlerce insan faydalanıyor. Ya kusura bakmayın, en temel ihtiyaç bu. Önce doyuma, karnımız doyacak. Sonra tepemizde bir çatı olacak, barınma ihtiyacımız var. Giyinme ihtiyacımız var. Bunlar varken tatil ihtiyacından bahsedemeyiz. Evet. Başka veya işte kültürel bir etkinliğe gidelim. Hadi parayı. Hayır ya. Önce karnımızı doyurmam. İnsanların bir işte Maslow'un bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır ya. Paramızı buna göre, bütçemizi buna göre harcıyoruz. Zaten böyle. Yani evet.
Bundan sonra şöyle yapacağız. Hayır ya, biz zaten böyle çalışıyoruz. Bütçemiz zaten denk. Denk olmayan bütçe olmaz zaten. Evet. Ya, sayın, ya. Sayın Başkanımız çok detaycı. Ya şöyle söyleyeyim. Bütçe denk olmadan kapanmaz. Evet. Kerem abi. Evet. Sami kardeşim. Bütçeye denk tutulur. Hı-hı. Önemli olan dönemin sonunda 305 milyon lirayla 2019'da bütçemiz vardı, şu anda 3 milyar lira. 12 milyon metrekarelik arsamızı 18 milyon metrekareye çıkardık. %50 arsa stoğumuzu attı. Borcum yok. Biraz taksitim var, 30-40 milyonluk. Bu da taksit zaten. Yani kapatamıyorum. Günü gelince kapanacak. İşim iş yapacak. İş yapmamı engelleyecek hiçbir şey yok. Son birkaç gündür şunu da söylüyorum. Konya'da yaptığı ihalelerde müteahhitlerin en yüksek kırım, yani indirim vererek aldığı belediyelerin başına geliriz desem yalan olmaz. Niye öyle yapıyorlar biliyor musunuz? Zamanında parasını ödüyorum. Kasada para bekletmem. Çünkü zamanında ödersem bir sonraki ihaleye giren müteahhit %10 kırım vermek yerine %15 veriyor. Çünkü gocuk bulmuyoruz. Parasını zamanında alıyor. Parasını zamanında ödemezsem o borçlanmak zorunda. Onun da faiz yükünü ihaleye yansıtır yoksa. Esnaftan çok rahat mal alabiliyoruz. Güle oynaya bize mal veriyor. Sebep? Günü gününe malını, parasını öderiz. Ben bununla oynuyorum. Geldiğimiz nokta burası. Evet. Yoksa belediyelerin borcunun olup olmaması ayrı bir mevzu. Hemen. Yani belediye kötülemek için borçlu belediye cümlesi kurmak yanlıştır. Bunu detaylı açıkladım. Evet başkanım. Kafa karışıkları engel olmak için. Bir de belediyenin bütçesi zaten denk olur. Denk olmayan bütçe kapanmaz. Muhasebe tekniği. Bayağı detaylı. Bu ülkeye işletme bitirmiş bir insan olarak. Evet. Bu işin mektebini, Türkiye'nin en iyi okullarından birisidir. Hocam, ben bu işin mektebini de okumuşum. Son cümle, 15 yıl Büyükşehir'de her alanında çalışmış ve 9 yılını da bütün alanları ve bütün çalışanları denetleyen kişi olarak, yani yapılan bütün işlerden haberi olan ve onları bilen olarak çalışmışım. Bir daire başkanı sadece kendiyle ilgili birimleri bilir. Doğru. Bir teftişte yetişen adam, teftişte yetişen adam belediyenin bütün dairelerin yaptığı işten anlamak zorunda, yoksa onları denetleyemez. Allah'a şükür olsun. Bu Mustafa'ya özellik değil. Bu işi yapan herkes de var. Ama başka bir şey söylemiyorum. İsminiz nerede anılsa, yani hem protokolde hem dışarıda hem şurada hem burada hem Uğur Başkan'ın yanında falan, isminizin geçtiği yerde bir tebessüm oluşuyor. Allah'a şükür olsun. Yani iyi insan olmaya çalışmanın şeyi. Eyvallah. Ben küçük de küçük olurum, büyük de büyük olurum. Hacı amcayla hacı amla, hacı teyzeyle hacı teyze. Ya teyzeler benden imtina etmiyor. Şimdi şöyle baktığımızda merkeze baktık. Merkezin şöyle bir insan profilini çıkarttığımızda Uğur İbrahim Altay Başkan yani al şey yani yaratılış gereği. Ağır abi. Büyükşehir Başkanımız. Soğuk yani yaratılış soğuk gereği. Soğuk demeyelim. Ağır abi daha iyi oturuyor. Ahmet Pek Yatırımcı Bey o da öyle. Soğuk. Soğuk ağır abi ya, diyeceğiz. Ben şöyle mizaç. Ama çok iyi insanlar. Özellikle çok iyi insanlar, yani çok iyi belediye başkanları, o ayrı. Mizaç olarak öyle. Hasan Kılca Bey de öyle. Ama sizin o enerjiniz abi, ticaret yaptığı için bence. Ayrı ayrı. Sizin o enerjiniz bu ekibi de hareketlendiriyor yani. Evet. Esnaf. Ya güzel var. Bir uyumumuz var. Herkesin farklı mizaçları var ama bu dört mizaç bir araya geldiği zaman eskiler bilirler, bizim çocukluğumuzda Voltron diye bir çizgi film vardı. Evet. Beş tane aslan var. Hı hı. O aslan birleşiyor, tek büyük bir robot oluyor. Hı hı. Bir tanesi kafa, iki tanesi kol, iki tanesi de ayak. Güç birleşince Voltron'da o dönemin yenilmez robotu işte. Hı hı. İşte buradaki dörtlü birleşince bu saydıklarımız, bunların bereketi de var. Hı hı. Uğur Başkan'dan Allah bin kere değil, yani milyon kere razı olsun. Bakanlarımızdan, Murat Kurum Bakanımızdan, işte Mustafa kardeşinden, Akış'ta, vekillerimizden, teşkilatlarımızdan. Ya biz hakikaten bu dönem hiçbir dönemde olmadığı kadar yek vücut olduk. Öyle bir güç oluştu ki bakın, şimdi lafı oya getireceğim de bunu o istemek için söylemiyorum. %71,5'un karşılığını ben nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Ankara'da gidip görüşemediğimiz kimse yok. Bir şey istediğimiz zaman alamadığımız bakanımız yok. Niye, çok mu baskı yapıyorsunuz? Baskı yapmaya gerek kalmıyor ki. Konya, artık Konya modeli diye bir şey var. Ankara'da çok konuşulur. Konya'daki ilçe belediye başkanı bile olsam gücümüz ilçe belediye başkanının ötesinde hale geldi. Bu dörtlünün birleşiminde. Hı hı. Ve elhamdülillah bu kadar oyu veren seçmenin ve hemşehrinin olduğu, yaşadığı şehre Ankara'da ona göre davranıyor ve ona göre yatırım gönderiyor, ona göre para veriyor. Para veriyor derken devletin kasasından değil, yapılan işlerle ilgili söylüyorum. Partizanca bir şey söylemiyorum farkındaysan. Almamız kolay olmuş oluyor. O yüzden yüksek desteği yine bekliyoruz.
aman diğer belediye başkanlarına cevap hakkı doğurmayalım da hani mizaç olarak dedik. Hepsinin tabii samimiyeti şu an. Hakikaten o 4 olarak da yani Konya'da bakın şöyle. Arada toplanıp fotoğraf falan veriyordunuz onu dağıttınız herhalde değil şu mi? Şu anda kimse kimseye yetişemiyor. Dedim ya birbirimizin açılışına gidemez abi. Çok, ona çok şey yapıyordum. keyifli gülüyordum ben. Bakıyordum Hasan Kılıç'a, Mustafa Kavuş, Ahmet Pek yatırmış. Kaldırıma oturmuş. Ya kaldırıma ya bir şey de bir şey yapıyorsunuz falan. Ya doğallık yani, ve samimiyetten daha büyük bir sermaye yoktur. Üçlü toplanmış diyordu. Ben bir merak ettiğim bir şey var. Evet, son soru. Birincisi Meram Sanayi Bölgesi ya biraz metruk bir şekilde. Evet. Yıllardır böyle. Burayla ilgili bir şeyiniz var mı? Dönüşümle ilgili. Ve Meram'da büyük bir AVM eksik. Yaptırıyor da, ya işte. Yok yaptı. Ya ben yaptırmıyorum da. Hadi belediyenin arkasında devam eden bir vizyonu evet, var da. Yani neler yapılacak? Şöyle Meram Sanayi'yi söyleyeyim önce. Bundan 2 yıl önce Meram Sanayi ile ilgili tek tek ekipleri dolaştırarak kiracı mı, dükkan sahibi mi, tam olarak ne iş yapıyor? Bizde ruhsat bilgileri var ama ruhsattaki gibi aynı işi mi yapıyor? Güncelledik. Yani metrekarelerini güncelledik. Bir şey çıkardım ortaya. Fizibilite çalışması. Tam bir röntgenini çektik. Boş dükkan kaç tane? Hangi sektörden kaç kişi var? Meram Sanayi o kadar çok dağınık meslek grubuna toplama bir sanayi. Hı hı. Ve çok artık yani benim çocukluğumdan beri ben bildiğim bir yer. Evimiz o tarafta zaten. Metruk. Bir kısmı boş. Ama şimdi öbür sanayi taşınacağı için biraz burası eski de olsa biraz rağbetli ve şehrin merkezinde olduğu için hala gelenin gidenin ve çalışmanın da olduğu bir yer. Onlar da merak ediyorlar. Son zaman bu seçimden dolaştığımda da dedim ki panik telaş veya evtik yapacak bir pozisyon yok. İşinize güce bakın, çalışın. Çok büyük yatırım yapmayın dükkanlarınıza, iş yerlerinize. Ama akanınız, kokanınız varsa da tamiratınızı yaptırın. Yani bu dönemin sonuna doğru konuşmaya başlarız. Ama şunu da söyledim. Kalın harflerle altını çizerek söylüyorum. Size rağmen asla bir şey yapmayız. Mülk sahipleriyle ve kiracılarla konuşmadan onların tamam demediği hiçbir işin içinde olmayız. Otururuz beraber, ne diyorsanız beraber karar veririz, ona göre şekillendiririz dedik. Herkesi rahatlattım. Kafasında bir soru işareti bırakmadan da şu anda hemen pat diye hızlı bir şey yok orada. Orada ben çıraklık da yaptım. Öyle mi? Yani İmam Hatip'e giderken çırak olarak çalıştım. Preste şu sobaların boru şey düğmesi var ya şöyle alttan çekersin evet. De düğme onu yapıyorduk falan. Tabii bir ara parmak gitti bizim orada. Öbür sorun neydi? Sadece bir anım var abi. AVM. AVM meselesi söyleyeyim şimdi. AVM için hani belediyenin elindeki şey nedir? Yerlerini hazırlarsınız. Ticari alanlar, AVM olabilecek alanlar, cami, okul, sağlık ocağı nasıl hazırlıyorsanız. Özel sektörde gelir, o bölgede çalışma yapar. Benim Meram Sanayi ile yaptığım gibi müşteri potansiyeli, bunların gelir durumları şuna bunlara bakar, yatırım yapar. AVM ile ilgili şöyle bir mevzu var. Bir doygunluktan ziyade tüm dünyada pandemiden sonra kapalı büyük bir kütle yapma şeyi biraz değişti. Evet. Çarşı AVM'leri, bedesten tarzı. Bedesten'de pandemiden sonra çok ciddi hareket var. Hı-hı. Üstü açık yerler. Üstü açık yani? Çarşı. Hı-hı. Hastalık riski taşımayan, dolaşılması kolay. Özellikle Bedesten esnafında ben çok konuşuyorum. Benim tek çarşım orası Zafer'den sonra. Hepsi şey pandemiden sonra çok ciddi bir rağbet oluştu diye. Hem 30 bin içeri girmek aynen öyle. O yüzden de biraz fren oldu. Son ama ben hızlanacağını düşünüyorum. Kerem Bey başkanımız bir melemen yapar. Bize bir yaptı çalışırken işçilere tekrar bekliyoruz, kantarımıza bekliyoruz. Ramazan'da saygılar, işçilere bir müjde var mı demiş. İşçilerimiz bu manada piyasaya göre çok iyi durumda. Hı hı. Hatta piyasadaki özel sektörden özellikle fabrikalardan verdiğimiz rakamlar yüzünden çok ciddi serzeniş hatta bazen serzeniş boyutunu aşan ifadeler de olabiliyor. Sam sen yedin mi başkanından melemen? Ama melemenimiz iyiydi. Yemedik abi. Benimkini yedim. Benim melemenim. Senin melemenin hepsi geçebilirim aynı. Geleceğim inşallah. Başkan yedikten sonra onu not verebiliriz. Yarışalım değil mi? Bir gün evet sizin bahçede. Uğur Kerem abinin bahçede o zaman mi? Bir melemen. Meram da olunca daha güzel olur. Evet başkanım. Eyvallah. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Biraz böyle hani kendi aramızda sohbet ediyormuşuz evet. Gibi oldu. O havada oldu ama genel olarak bütün sorulara da cevap vermeye gayret ettik. Seçim siyaset bir tarafa. İnşallah pazar günü herkes gönlü rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde canı nereye isterse gitsin, oylarını versin. Ama yeter ki bu barış, huzur ortamı, bu kardeşlik hukukumuz zedelenmesin diyoruz. Son mesaj olarak ne dersiniz? Efendim? Aslında yani aklımdan geçirdiklerimi söylemiş oldunuz Kerem abi. Sizinle bir araya gelmek ve muhabbet en ciddisinden en
doğalına kadar hepsi zaten çok güzel. Ana haber da da burada da gerçekten zevk alarak. O yüzden de zaten bir oturma odasında kendi aramızda konuşuyormuşuz gibi ve sizin olduğunuz yerde de Sami kardeşimin olduğu yerde de kendim de dahil edeyim. Benim de olduğum yerde zaten ortam doğal ve samimi geçer. Duygularım da samimi, çalışmam da samimi, kendim de samimi. Bunu işime her tarafa yansıtmaya çalıştım. Hayatımda başkanlığın görev dışında yer almadığını her zaman söyledim. Görevimin bilincindeyim, sorumluluğum, vebalim farkındayım. Ama hayatıma Mustafa olarak devam ediyorum ki yarın bir gün bu görevler bittiğinde de Mustafa olarak tekrar devam edebileyim diye. Zordur başkanlıktan sonra, vekillikten sonra normal hayata geçmek. Hı hı. Ama bu görevi yaparken eğer öyle kalırsanız o zaman geçiş olmasına gerek kalmıyor. Hı hı. 31 Mart'ta bakın biz Konyalıyız. Hepimiz Konya'da yaşıyoruz. Konyalılar iyi insanlardır, güzel insanlardır. Hangi siyasi görüşe sahip olurlarsa olsun burası başka şehirlerdeki keskinliği yaşamaz. Elhamdülillah. Burada biz aynı düğüne gideriz, aynı cenazeye gideriz. Hı hı. Barıştığımız siyasilerle bile ya aynı sofrada yemek yeriz. Bir şey vardır. Ankara gibi değildir burası. Hı hı. Bir İstanbul'daki keskinlik burada yoktur. Şükürler olsun. Bunu bu sükuneti de yine bizler de siyasiler demeyin. Biz de tam siyasi sayılmayız ama yine de siyasi diyelim. Siyasilerin de bizlerin de bunu koruması bu barış ortamını, huzur ortamını kavgasız, gürültüsüz birbirine tabirimi bağışlayın dalaşmasız, laf atmasız götürelim. Öyle geldik inşallah. Şu birkaç günde de öyle tamamlarız. Dedim de tabii herkes oy alma derdinde. Herkes bir yarışa çıktı. Herkes ekmeğin peşinde. Her başkan da, her aday da oyunun peşinde. Bunu doğru, düzgün, dürüst bir yöntemle almanın derdinde olan ve herkese de bunu öneren ve herkesten de bunu bekleyen birisiyim. Başkan olarak bunu rica edebilirim. Hem başkanız hem adayız ya. Bir de 20 yılı devirdik. Yani eski bir bürokrat, eski bir siyasetçi olarak yaşları da 50'ye geldi. Büyüklerimizden böyle gördük. Konya'daki bu güzel iklimi inşallah 31 Mart'ta da kimin nereye oy verdiğinden bağımsız söylüyorum. Bu süreci böyle bitirelim. Sandıklardan sonra da inşallah hep beraber böyle devam edelim. Bu mübarek sahur saati yaklaşmışken bu da duamız olmuş olsun. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin hakkında hayırlısını versin diyorum. Bütün izleyenlerimize de hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sami'cim sana da teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Başkanımın bir sözüyle bitirelim biz de. Buyurun. Ne olursak olalım, iyi insan olalım. Eyvallah. Çok teşekkürler. Eyvallah. Evet, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Bey'e teşekkür ediyoruz. Bütün gelen konuklarımıza dediğimiz gibi aynı şeyi ona da söylüyoruz. Cenab-ı Hak hakkında hayırlısını nasip etsin inşallah. Rabbim çıktıkları yolda da başarılar niyaz ediyoruz. Başarılar temenni ediyoruz. Şimdi Konya'da konutla ilgili bir haber var. Konut kiralarında rüzgar tersine döndü. Siz bu habere bakın. Ben de diğer konuklarımı alayım. Muhtarın uykusu gelmiş. Değil mi? Bir hazırlık da var. Kaynatacağız yani. Konut kiralarına ilişkin 4 yıl sonra bir ilk yaşandı. Şubat ayında yıllık kira artışı enflasyonun altında kaldı. Yapılan araştırmaya göre konut kiralarında artış oranı Şubat ayında %65.2 seviyesine indi. Şubat ayında enflasyon rakamı %67.07 olarak açıklanmıştı. Böylelikle 4 yıl sonra ilk kez kira artışı enflasyonun altında kaldı. Özellikle kira fiyatlarında reel bazda son 8 aydır düşüş dikkat çekiyor. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, ticari yerlerde enflasyon oranı, TÜFE oranı neyse ona göre değerlendiriliyor. O da şu anda 55-60 bant aralığında. Ama konutlarda %25 sınırı var. 7. aya kadar bu karar devam edecek. Bundan dolayı aşağıda kaldığı söyleniyor konutlarda. Zaten kira artışı sınırı %25 şu anda. Tekrar uzayıp uzamayacağı belli değil, dedi. Altınay, Konya'da konut kiralarında şu anda düşüş var. Sezon kış sezonu olduğu için evin boş durmasın diye uygun rakama kiraya veriliyor. Ancak bundan önceki dönemde fiyatlar alevlenmişti. Kiralarda çok çelişki var. Bir blokta 3 bin liraya oturan da var, 13 bin liraya oturan da. Boşaltılmış binalarda 15 bin lira isteyen de var. Ortada tezat bir durum var. Eski oturanların hakkı olduğu için artırım yapmıyorlar. Çok cüzi miktarlara oturanlar var. Biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Hakkaniyet ölçüsünde çıktığınız zaman aynı özellikteki evleri hangi fiyata tutabilecekseniz onun %25'i altına oturmaya devam edin.
Anlaşarak, helalleşerek sözleşmenizi yapın, kavga ve mahkeme yollarıyla bir yere varılmıyor diye konuştu. Evet, en sevdiğimiz bölüm. Konya folkloru, Konya adetleri, Konya gelenekleri, onları konuşacağımız konular, o konuları konuşacağımız bölüm. Kim geldi? Tevfik Dündar abi geldi. Köstekli saati, yeleği, efendime söyleyeyim, şöyle eski herifler gibi maşallah. Değil mi? Görüntü öyle. Evet, Allah razı olsun. Saati maati falan da o. Ve kim geldi? Karacihan. Karacihan mı? Karacihan. Karacihan mahalle muhtarımız Hüseyin Tekkaymaz. Muhtarımız geldi. Efsane muhtarımız geldi. Onun da son dönemleri bari. Bitti. Bitiyor zaten. Kaç gün kaldı? 3 gün kaldı. 3 günlük muhtar. Perşembe, Cuma, Cumartesi. 3 gün tamam. Sonra tarihe geçecek inşallah. Çünkü jübile yapalım. Kaç yani. Yıl oldu muhtarım? 35. 35 yıldır. Bir Allah razı olsun. Hiç arada muhtarlığı kaçırdığını 89'da seçildik. 95'te 2024'te de bitiriyoruz. Ay maşallah. Tamam. Muhtarlığı alamayacakları akıllarına kesince mahalleyi kapattılar. Yok mahalle ama birleştikler. Şimdi şöyle bir durum var. Beş mahalle birleşti değil mi? Dört mahalle birleşti. Dört mahalle birleşti. Karacaşe'de şimdi sandığa giren sandıklarında bir çıkamayırsan o zaman çok fena olur valla. Dayakımız boğazlar gibi olur yani. Onun o zaman için... sen tarihi jubile yapıyorsun. Ya, tarihi jubile yapıyoruz. Yani. Ben devamı derdim ama mahalleyi kapattılar. Ha, mahallemdeki eğer Karaca Mahallesi olarak kalsaydı adam biz ölünceye kadar hiç bırakmazlardı yani. Hı hı. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Peki genel olarak şöyle diyorlar. Ya, geçen Ahmet Küçükarmancı da vardı. İzledin mi? Dün izledim. Onu da aynı şeyi sordum. Siz daha en kıdemli muhtarsınız Konya'da. Size sorayım. Diyorlar ki ya muhtarlık yani her şey devlette muhtara gerek var mı diyorlar. Muhtarın işi zor mu? Yok. Şimdi muhtarların işi çok kolaylaştı. Eskiye göre. Ama şimdi de bir iş yükü var değil mi? Şimdi fakir fukara var. Mesela kömürü var, şusu var, busu var filan. Fakir fukara için. Ondan sonra evraklar için. Evraklar geliyor ki Allah'a bir göreceksin yani. Şimdi Ahmet'im pazartesi günü sabahtan Ahmet'e göndereceğim. Şeyle, Kalenderhane mahallesiyle. Çünkü bizim yarısında Kalenderhane aldılar. Hı hı. Yarısı Ahmet'i aldıklar için. Ahmet'i de göndereceğim. Pazartesi gününden sonra onun işi çok kötü ya. Allah'a çekilsin ya. Vallahi çok kötü. 17 bin milyon seçmen varmış. Yani 17 bin. Çünkü 3300 falan bende var. 3300 falan şeyde var. 3300 falan da Keykubat'ta var. 9000 10.000. Hı hı. 6.000 de Ahmet'te var. 16.000 falan seçmen var. Hı. Yazır'da herhalde 45.000 falan değil mi? En büyük mahalle o. 45-50.000 falan varmış. 45. Yok canım o kadar yok. Varmış. Bosna? Yazır var. Ondan sonra şey var. Şu hastaneye gittiydi ya. Neydi o? Şehir hastanesi değil. Yok ya şehir hastanesi değil. Yazır'ın hemen öbür tarafında. Ha evet. O var. Ha Beyekim mahallesi var. Ondan sonra öbür taraf var. Var orada var. Bir fiil kaç yıl dedi? 35. 35 yıl. 35 yıl. Çeyrek asırdan fazla muhtar maşallah. Vallahi ben öyle diyorum ya. Ne kadar anılar vardır Kerem Bey ya değil mi? Şimdi avradı evden kaçanlar falan. Onu, eskiden öyleydi ya. Şimdi düğmeye basıyorsun. Polis falan geliyor da eskiden mahalle muhtarı ya her şeysiyle alakadar olur. Belediye başkanı. Ya belediye başkanı falan adamlar oturdukları yerde iş görürler, imza atarlar. Ama muhtar bütün onun komşunun ısım akrabanı. İcra gelir, gel muhtar. Tabii. Baş ağrıyor, diş ağrıyor. Hanım kaçtı. Aranır 5'inde, gecenin saat 4'ünde 5'inde falan.
şeyden emniyetten polis telefonuyla falan evini arayacağız. Hele bu şu FETÖ meselesinden falan. Allah yıldıydık ya, yıldıydık. Sabahlara ya. Kadar he? Yani sabahlara kadar ev ara, zor, ondan sonra gazete ara, şunu ara, bunu ara, mecmu ara, kitap ara, şunu ara, ya bir sürü şeyleri var. Be. Şimdi rahatlayacaksın inşallah. Elhamdülillah. Ondan elhamdülillah. Sonraki işin, ya, şimdi, Konya Spor'un maçlarını takip. Ana, o bir ayrı bir zevk ya, o ayrı bir zevk ya. Kur'an okuyacaksın, Konya Spor'un maçlarını takip edeceksin. Elhamdülillah, şimdi hatimim, akşam ne yiyeceğiz, onun derdine düşeceksin. Akşam hanımlar ayağını yapar ya. Allah razı olsun. Benim babam rahmetli Nur içinde yazsın. Çok gülerdi bana şimdi. Öğlen sofradan kalkarken akşam ne yiyeceğiz dedi daha. Sofra bezi toplamak yok. Sabahtan başlıyorum ben sabaha. Akşama ne? ya diyorum zamanım diyor. Çayım mı içmem diyor. Evet. Akşama diyor 50 çeşit diyor bir şiriz diyor yani. Evet. Akşama ne yiyeceğiz diye şey yapardık yani. Telefon konuşmasına. Yeşilliği sevmiyordun değil mi? Vaktinde sen şu pırasa mırasa. Ha bak şimdi şöyle bir durum var. Ispanak, pırasa, ondan sonra bakladır, karnabahardır filan. Karnabahar yine sevmem de. Ama bazen şey yapıyorlar. Yumurtayla filan. Yumurtayla filan. Canım, o da güzel olur. Ya, güzel olur. Kızarttılar mı iyi oluyor. Kızarttılar mı? Yoğurdun abi. Yoğurdun. Yoğurt sarımsaklı olacak unutma. Şimdi ıspanak pırasayı filan hiç yemezdim ben. Ağzıma almazdım. Bir gün rahmetli babam dedi ki oğlum senin de kaç tane çocuğun var dedi. Elhamdülillah adamlardan çoluk çocuk olan hiç büyütmeden onlar büyüttülerdi. Hiç haberimiz olmazdı ya. 3-4 tane var baba dedim. Bak oğlum ıspanak pırasayı bilmiyorum. Bunları yarın şeylerde dedi. Çocuklarda yemezse. Çocuklarda yemezler falan dedi. O zaman dedi vallahi kabana dedi. Torbayı koyun dedi. Çünkü ya, o zamanlar bilen bir etimle böyle 500-600 lira olacağına herhalde o insanlar keşiflerini bilmiyorum ki başına da torbayı koyun elhamdülillah şimdi ekmeği taştan yumuşağını yiyorum abi. Hoşlaşmadın ne var? Yemek. Ha yemeklerden ya hoşlaştım. Söyle de hoşlaşmadığın diyor. Ha hoşlaşmadığın pırasa, ıspanak, şudur budur ama pırasa falan mecburi limonu falan sıkıyoruz, yiyoruz ya. Mecbur. Ben öğrenelim de davet mavet yaptığımızda onu yaptıracağım ben. Ana! ha bak ne diyorum. Daştan yumuşağını yiyorum ben. Yiyorsun. Misafirlik de seçmeniz ya. Yiyor seçmem. Kuru soğan, balık sevmez dediler doğru mu? Balık da yiyorum da iki yani bir mevsiminden çıktı mı batıncaya kadar yani devlet aramam diyor yani. Şey değil ya 3-4 sefer yiyoruz ya. Balığa limon sıkılır mı Hüseyin abi? Sıkar. Balığa limon sıkan et tekmeye falan sıkılır mı sıkılır, et tekmeye limon sıkana çok canım sıkılır. Ya sıkılmaz et tekmeye limon ya, sıkılır ya. Güzelce maydanoz da koymayacaksın içerisinden üstüne koyacağım maydanozu. Maydanozun fırından çıkarken sepelenir. Sepeleyeceğim veyahut da çubuk varsa evde güzelce şey yapacaksın. Ondan sonra yumuşa çıkacaksın, yiyeceksin. Olacak bir şey. Tevfik abi seni sevmediğin böyle hani Allah'ın bütün nimetleri sevilir de hani ya şu da olmasa olurdu dediğin var mı yemek? Yok. Bütün yemekleri söyle ya davette koymayacağız yani. Yok ya hakikaten severim. Ararım yengemden öğrenirim bak. Ona sevmediği yemek yok. Sizi yemeğe götüreceğim de sevmediğiniz yemekleri yiyip onlara koyacağım önümüze. Yani. Şimdi Tevfik abicim bir insanın az sevdiği var. Evet. Şimdi Kerem Bey bana şey yaptı. Az sevmediği yemek değil de benim çok sevmediğim yemek, çok sevdiğim yemek anlamıştı. Hemen ilk önce ona hemen şey yaptı galim. De insan mesela ıspanak, pırasayı, şusu, busu, karnabaharı, marnabaharı bile azıcık sevmez. Veyahut da et sevmez ya adam. Öyle. Valla sevmiyorum var. Eti. Şu anda et sevmiyorum var. Yok. Çevremizde ben et, buz et yemem. Sevri et yemem. Halil Özkan ben de ki, madem onu. Kerem abi bu bölüm için konuları için önceden hazırlık yapıyor musunuz? Yoksa tamamen doğaçlama var. Doğaçlama ya. Sizin mahallede şey vardı. Bir kadın vardı.
tandırda kuzu filan pişiriyordu. Senin mahalle miydi o? Küçük Sinan'da. Ha, Küçük Sinan'da. Ne oldu, o kapandı mı? Kapandı. Güzel kuzu pişiriyordu ama Ramazan'da değil mi? Şimdi 7-8 tane tandır vardı. 7-8 tane tandır vardı. Onun o evladı da şurada bir fırın kebabı yapıyordu. Yalnız vefat etti o çocuk da. Kadıncağıza varıyorsun. Mesela 15 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik falan şey yaptın mı o güzel besili koyunla şey yapıyordu, kesiyordu, yapıyordu yani. Kaç kişi olduğunu soruyor. Ona göre şey, hareket tandıra indiriyor. Zor yani öyle bir davet vermek de. Eskiden 6-7 yıl önce biz hatırlıyoruz öyle davetler veriyorduk yani. Bir şeyde muzuyu alıyorduk tepsiyle falan. Bir aileyi çağırıyorduk, bir sülaleyi yiyorduk ama şimdi... Şimdi börek mörek falan var ya, evde fırçayla yapıyorlar. Evvelden tereyağını. Abi canım. Ne diyorsun? Anne kapatası ne ya? Ne diyorsun? Köpek kafası. Köpek kafası gibi olacak. Hani şu köpekler büyükler kafalar var ya. Büyük köpek kafası. Hani şu villiler gibi falan değil. Yani bak o köpek kafası gibi olacak değil mi tereyağı? Ve şimdi fırçayla ama normal. 350 lira olmuş, 400 lira olmuş. Tereyağını kürüyorsun. Kerem Bey o da, ona pek kızar Hüseyin abi fırçayla. Ne o öyle şey mi olurmuş, yağlama mı olurmuş diye. Ama ne yapacaksın? Rahmetlik babam üzerine dökerdi böyle yağ ya. Vallahi billahi ya. O zaman damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlığı. Yok baba ya, damar tıkanıklığı. Bak şimdi tereyağıyla sadece şeyini, sanayağını koy. Sanayağının üzerinde sinek minek falan kalmış, şey yapmaz abi. Tereyağının üzerinde durur ya. Yazın falan erimez ya. Ufaklı görüyor değil mi? Tabii ya, tabii ya. Bize yedirdiler. Bak bir gün arkadaşımızın biri rahmetli oldu. Mustafa amca diye bir amcamız vardı. Doktora ziyarete gitmişler. Şirketin doktoruna. Ulan diyor, mutfakta diyor bir işim oldu diyor. Ya git mutfakta. Bir baktım diyor, tereke tereke diyor, tereyağlar falan var diyor. Ya arkadaş bize bunu yasak dedi. Ya yasak etmemizin sebebi şöyle demiş. Fiyatı ucuz, pahalandırmamız için demiş. Siz sanayana yönel diyoruz. Tereyağını onun için yapıyoruz demiş. Yani tereyağını yiyoruz demiş ya. Enteresan. Hem de çok sattık ya. Çok sattım viteyağını, sanayanıma, sanayanı falan dağıtılır kanabiler. O eski hükümetlerde böyle kuyruk olurlardı ya. Kuyruk olurlardı ya. Eskiden biz çocukken hatırlıyoruz bu sinemalarda filan araya reklam girerdi. Sanayağı reklamı işte ya. Güzel. Bizim ya sanayağı. Aileler, çocuklar işte ekmeğe sürüyor bilmem ne falan. Biz de ona imrenirdik. Ama hani mesela öyle bir de türkü var. Özel türkü yazdırmışlar. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan yiyemem aman. Çıkarılmış bile ya. Halbuki de zeytinyağı salatanın üstüne dökeceksin. Bir de ayçiçek yağını salatalık yapacaksın. Bir de bir zeytinyağı salata yapacaksın. Oo! Zeytinyağı birden biter ya. Tabii ya. Sen nerede ya? Şimdi Tevfik abi en sevdiği şey sütmüş, haberin olsun. Ne? Sütü çok severmiş. Sütü mü? Niye? Sen süt sever mi? Bana bak yani... istihbarat geliyor buradan. Evet. Niye sevmen? Az bir travması mı var? Hayır. Yani şöyle, sütü sıcak soğuk içmeyi pek sevmem ama süt ürünleri, peynir, yoğurt onlara bayılır. Sütlü falan, sütlü. Ya şöyle, ana şöyle. Sütle açmak tıraş diyorlar da eskiden şöyle değil mi? Şöyle çinko tabaklarda. Düz gibi dolaba koymazsak daha eskilerde selin altına konurdu sütlü. Onu bulan göçürürdü. Sabah bir bakan bir şey almamış. Biz öyle oho neleriydik ya. Her zaman yenir. Sadece az önce kuzu dediniz de tabii o kuzu kebap, tandır kebaplar. Senin bahçede tarihe, kuzu duruyor mu? Durur. Bak, tarihe karıştı. O bayram şey, o bizim gözüne havalarına basılsın. Etlerini keseriz. Siz geldiğinizde etli hazır kesilecek varsa keseriz. Yoksa yok. Yani ya yoksa yok ne yani, tarihini o tarihte gelelim yani. Ha onu o zaman tarihini söyle. O ikimizin bak. Şimdi o kuzu kebaplar filan bir herhangi bir yerde görürsek veya ama duyarsak şunu söylüyoruz. Sen abi. Göbek var, bende de göbek var ya. Bende yok da şu göm şeyde yani. Allah bak yok. Azak kavu sen yelek kabarıyor. Benim de yelek kabarıyor. Göbek bende de hiç yok. Muhtar şimdi ona bakıyoruz. Arkadaş arıyor. Hüseyin abi o kuzu çevirme şu bu filan yok günümüzde. Bundan da bahsetmemek lazım. Çok pahalı. Ona bakıyoruz şimdi.
hemen ilk aklımıza gelen ne biliyor musun? Şöyle elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçlar bu şarkıyı söylüyoruz. Şöyle mi? Vallahi. Tarıcının, şimdi abim sen ne diyorsun ben, ya? Ben öyle duyuyorum yani şimdi. Hacı babanın oraya gidiyorum. 3600 lira. Bir kilosu. Ya. O değil koyun alıp da evden alırdık bir Ramazan'da falan keserdik bir iki tane koyun yedik içerdik. Şimdi bir koyun 20 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira diyorlar şimdi ya. Olmaz abi şimdi. Vallahi billahi ya. Yani kilo bir kilo alacaksın tabi. Ya bunlar hallolur, düzelecek bunlar. Kurban da ben ne yapıyorum biliyorum. Bir hanıma kesiyorum, bir kendime kesiyorum. Şimdi 4 tane oğlan var, 2 de ben varım. 6 kişi. Bir inek alıyoruz. İki tane biz alıyoruz, bir tanesini dağıtıyoruz. Çoluk çocuk yiyoruz, dağıtıyoruz. Birini de bayağı bir yaz bir öbür kışa kadar kurbana kadar idare ediyoruz abi ne yapayım ya. Ne yapacağım? 5-600 lira falan verip de vallahi et alınmaz. İnsan et böyle yazık ya. Hele bir de en fazla niye şimdi bir şeyimiz var da fotoğrafını çekiyorlar ya. Evet evet. Ona piyese koyuyorlar falan. Ya bu ayıp ya. Ben yiyen var yemeyen var. Canım ya. Çekiyor mu? He? Canım çekiyor mu? Canım ya benim canım çekmez değil de çoluk çocuk. Kalenderlerin. Ama şimdi Instagram var. Şimdi bir ya. Sürü restoranlar sponsorlu giriyor. Yani onlar da yemek satacak. Tam böyle iftara 15 dakika kala yemek fotoğrafları falan bir akmaya başlıyor. Onlar tamam. Menüler yine. Onlar mesleği, sanatı, o sektör öyle de. Şimdi oturmuş gelin kaynına, hısım akraba, bacanaklar, kaynına. Saç böreğini çekmiş. Saç böreği şöyle direklemiş, onu çekiyor. Veya sofrada bin bir çeşit yemek var. Kuş suyu da eksik, onu çekip atıyor. Bu doğru değil ya. Bir iftar daveti hikayesi var. Hani anlatıyorsun ya sen. Bir onu bir anlatsan bize bir. Gelin gelmiş ya kayınvalidesine son dakika. Şimdi tabii kaynata gelinleri davet ediyor. Efendim herkes geliyor. En son gelin biri çıkıp geliyor iftara. Hazar gelinler biraz vakitli gelir. Vakitli gelir. Yardım ederler Hazar değil mi? Kayınla gelmiş 50-60 yaşına. Gelinler delikanlı. Çünkü bir dünya yemek hazırlanacak. Gelin, oğlan, iki sufra, kadınlar bir yanda, erkekler bir yanda filan. Gelin en son gelmiş. Anne geldim yapılacak bir şey var mı demiş biliyor musun? Kayınlasına. Ezana 2 dakika var. Kızım ezana okuyor demiş. Gelin. Şimdi ezana 2 dakika gelmiyor mu ya? Bir saat önce niye gelmiyor? Geçen söyle sallana pikniğe gidip böyle. Geçen pazar Allah günü, pazar günü bak dedim beyler pazar günü dedim. Senin 4 tane davet vardı bitirdin mi? Bitti daha de var. Daha var. 4 bak dedim 4 tane olansınız. Herkes dedim bir yemek yapacak. Bir ayarlanırsın dedim kimin şey yapacağına dedim. Dördünüze dedim pazar günü geleceksiniz dedim yani bize dedim. Vallahi öğle namazından sonra gelmişler abi çocuklar. Doğrusu hocamı kayınla şöyle oturacak. Su böreklerini açmışlar 2 tepsi. Gelinler Konyalı değil mi? Konyalı abi. İsmirli hem İsmirli benim. Üç İsmirli bir tanesi Pınarbaşlı ki. Ya dördü bir kardeşler ya. Yani bu kadar harika. Konyalıysa tamam. Konyalı. Tamam. Hazırlıka kullanılmaz. Şimdi Konyalıysa. Benim gelinim de şeyde Denizlili ama o da iyi maşallah. Denizlili. Bizim sofraya alıştı yani. Mutfağa da alıştı bir de yatkı. Abi Muğla Denizli. Şimdi o kaynadan gelir Kerem Bey. Kaynadan gelir. Bizim hanım oturur. Lan kalk bir şey yapılandırım. Yoktur otur. Herkes de iş dizdiği gibi görsünlerdir. Hiç şey yapmaz abi. Ya. Tevfik abi bir hazırlık yapmışsın. Evet. Yine kime eziyet ettin? Şimdi efendim onun tarihçesini söyleyin. Şimdi burada incir dolması var. Tereyağda kızartılmış. İçinin cevizleri de kızartılmış, doldurulmuş, şimdi hazırlanmış. Tam oraya gelmeden Kerem Bey, Hüseyin Bey'e sorar mısınız diyor. Cilvir var diyor. Cilvir ne? Cilbir. Babam da çok severim. Cilbir. Cilbir var, hoşberim var, kedi paparası var.
Kedi tiridi. Ayrı. Kedi tiridi nasıl? Kedi tereyağını güzelce şey yapıyorsun. Suyun içerisinde güzelce şey yapıyorsun. Ondan sonra ekmek şey yaptığında dökülüyor. Aç kediye veriyorsun. Aç kendi yiyor. Şu böreklerin, et ekmeklerin kenarları var ya. Onlardan bir gün sonra yağlı zaten. Bir gün sonra yağlı zaman biraz kuruyor ya. İşte kedi tiridi onunla olur. O da çok küfrü peynir mi eritiyorsun ona? Tabii üstüne küfrü. O papara oluyor o zaman. Şimdi papara hayır. Tirit. Şimdi bak. Kedi tiridi. Bak kedi tiridi demiş bak arkadaş. Aynen. Aynen kedi tiridi. Aynı şey yapıyor. Tereyağla suyun içine yapar. Tereyağı su. Ondan sonra papara ile tirit ayrı, papara ayrı. Ayrı. Evet. Ayrı, onu ayrı. Çok karıştırıyorlar. Ayrı. Papara, tirit, sündürme hepsi ayrı. Sündürme de ayrı. Ayrı. Sündürme de ayrı. Sündürme ayrı. Ne yaptınız? Şimdi efendim burada incir dolması var. Bir diğer tarihi tabii kendimiz evde yaptık. Kendin yaptın yani. Efendim yok kendim yapmadım. Hanım yaptı. Aç abi. Efendim şöyle biri de Selçuk mutfağından kalma geçen hafta bahsettiğimiz bu şehzade tatlısı deniyor ona. Selçuklardan kalma o. Benim Şerif nenem rahmetli vardı babaannem. 68'lerde öldü. Ben alayım. Ondan anneme, annemden de bizim hanıma geçti, elini verdi. Bu ta Selçuklu mutfağının gastronomisinin yemeği bunlar Kerem Bey. Bakın orada göstereyim ben. Orada göstereyim ne var? Şöyle eğeyim şöyle biraz. Sayayım onları. Evet, sen ayva, ben şöyle göstereyim. Ayva. Dökülüyor efendim. Ayva. Şöyle o zaman. Erik. Ayva. Ayva, erik, kayısı ve ceviz var. Onların ayva. Hepsi tereyağıyla hemhal ediyor. Ne efendim? Hurma mı bu? Yok, hayır. O erik. Şimdi bakayım mı tadına? Tabii, buyurun. Erik, ayva, kayısı kurusu ve üzüm. Çekirdeksiz, kızıl üzüm. Gölge kurusu. Yağ ne? Tereyağı mı? Tabii, tereyağı. Onlardan yapılır bu. Bunu cenge çıkacağında şehzadeler yer. Bir de pazartesileri şehzadelere ikram. Her pazartesi bunu yiyorlar. Şeyde bu Selçukluların mutfağından kalma bir tarihi bir tatlı bu. Bunu Konya'da çok eski babaanneler filan bilir. Dedim ya. Anne kayınbasından öğrenmiş. Şerif nenem rahmetlikten. Annem de bizim hanıma öğretmiş. Bu da özel incir dolması. Hafifçe bir mühürleme deriz. Ette de olur mühürleme ya. Cevizler önce ateşte hafif tereyağıyla mühürleme yapılır. Ondan sonra bunlarla bir araya getirilir. Bunlar çok ayrı, özel bir tatlı. Aç karnına tüketilir Kerem Bey. İncir dolmasından muhtarım uçarım. Bir dal muhtarım bir bak bakalım. Sen muhtarım şuna bağlayan. Tamam boşver muhtarım. Al çatalı. Ortadan dal. Bunu yiyenler var ya, bunu yiyenler hiç hastalık falan görmezler abi. Allah Allah. Vallahi görmezler abi. Bak, erik var. Al tabağı. Üzüm var. Tabağı altına alır. Tabağı altına alır. Altına da damlaması. Şimdi bu biraz tatlı. Güzel. Püf noktasını söyleyeyim. Bir de var mı? Bu tatlı. Öyle zülen değil. Yengem yaptıysa ile yapmaz da. Şey yaptıysa. Bak, bu tatlı aç karnına yenir. Kerem Bey haberin olsun. Yok. Hanım yaptı. Abi tabağınız var servis tabağı. Şimdi aç karnına yenir Kerem Bey. Bakın bu ta Selçuklulardan beri bu böyledir. Tatlı mutlaka yemekten yarım saat, bir saat önce inir. Bizim hanım da öyle. Aç, evlendiğimizden beri aç karnına tatlı. Doğru olan bu. İstanbul'da çok meşhur bir lokanta var. Dünya mutfakları arasında devamlı ilk üçe girer. Feriye lokantası İstanbul Boğaz'da, Beşiktaş'ta. Feriye. Menşur o. Şimdi orada da öyle. Orada ta 2000'den önce gittiğimizde o adam ta Osmanlı mutfağından falan anlattı. Niye dedim ben? Biz tatlı ya yemeğin ortasında ya da en sonda yeriz. Hazar adet. Ağır olur değil mi? He? Dedi ki yemek esnasında zaten dedi Hüseyin abi sayın muhtarım fazlasıyla şeker yüklemesi yapıyoruz zaten vücuta dedi. Yediğimiz her şey şeker dedi. Zaten Konyalılar biliyorsun çorbanın pilavın her şeyin yanı ekmek gibi. Ekmek zaten full şeker. Ben kahvaltı dahil ekmek pek yemem. Şimdi onlar yedik aldık. Şeker yüklemesi vücuta yaptık. Bak burası çok önemli. En son kadayıf olur, ekmek kadayıfı, normal kadayıf, efendim incir tatlısı, baklava yiyoruz ya işte o vücuta
gönderilen bir dinamit gibidir diyor. Dinamit. Zaten şeker yüklemişsin. En sona da tatlı kesinlikle olmaz diyor. Baklava da olsa, sütlaç da olsa, efendim çok hafif tatlı denilemez. Tatlı en baştan aç karnına yenir ki faydası olsun. Maşallah profesör gibi konuşuyor. Şimdi faydası olsun. Yani bunun usulü, kuralı bu. Mümkün değil, mümkün değil, değiştiremezsin bunu. Değiştiremezsin. Dün akşam bir yerde davetliydik. Abi Konya'mızda adet. Ha, ekmek kadayıfı getirmişler. Üç yerlerine de şey kaymak koymuşlar. Üstüne de koymuşlar. O da yenir canım. O da yenir ya. Vallahi. Aç karnına olsa. Aç karnına, aç karnayım lan dedi. Zaten gün dedi mi hemen sofraya oturuyor. Allah Allah. Ya ak sabri de bilsek. İşte iftarı açta muhtar. Akşam namazını kılıyoruz, öyle otururuz. Ha, doğrusu. Akşam namazını kılıyoruz. Doğrusu öyle. Tıbbi yönden de İslami yönden de iftarını açacaksın. Böyle bu atıştırmalıklarla. Tamam. Akşam namazını kılacaksın. Tamam. Ondan sonra geleceksin, çorbanı içeceksin, yemeğini yiyeceksin. Tamam. Bir güzel yersin yani. Hurmadan açtın. Doğrusu. Evde körüz. Hurma veya tamam. Salata veya çorba. Şunu tarifini verir misin? Bak tarifini istiyor herkes. Efendim? Tevfik abi şunun tarifi nasıl pişirilir bu? Şimdi onun nasıl pişirildiğini şöyle söyleyeyim. Şeyler, ayvalar önce haşlandı, sonra hı-hı, tereyağının içerisinde kavruldu. Sotelendi. Bakın, tabii. Ondan sonra kayısı önce haşlandı, o da ayrı tereyağının içinde kavruldu. Erik de aynı öyle. Bunların tamamı ayrı ayrı yapılır. Sonra hepsi bir araya gelir. Cevizlenir. Tabii tatları karışmasın diye hepsi bir arada bir daha pişirilmez. Hmm. Ayva, erik, ondan sonra kayısı hepsi ayrı ayrı hemhal olur. O buraya konur. Ceviz de öyle. Ceviz de mühürlenmiş, tereyağında kavrulmuş. Buraya kavrulma değil. Ceviz de öyle. Bu özel bizim içeri şumramızın ta Selçuklulardan kalma tarihi tatlılarımız bunu. Şimdi bunu bilen bizim en üstte de tereyağı mı dökülüyor? Tamam, en üstte tereyağı dökülüyor. Bizim şeydeki gibi kayısı tereyağı kayısımız tabii. Gibi. En üstte tereyağı kavrulur ve dökülür. Hı-hı. Köpükleri falan vardı ama tabii aradan 2 saat geçtiği için hı-hı, şu da öyleydi. Tereyağı ayrıca onun üzerine şey de dökülür. Çok güzel olmuş. Çok hafif. İncir tatlısı da harika olmuş. Onu nasıl yapıyorsunuz? Onu şöyle ben bizzat mutfaktaydım. Şeyi gördük. İncirler önce hazırlandı, haşlandı, normal bir hemen 6-7 dakika kadar bir süre haşlandı. Ondan sonra tereyağıyla bak alındı, tereyağıyla tabakta onlar birbirine karıştırıldı. Onun tek tek içine kavrulmuş cevizler konuldu, üzerine tereyağı kavrulup tekrar döküldü. Bu şimdi bunu ah mümkün olsa da bir aç karnına bir yiyebilsek. Bir de şu var. Her tatlı, sütlaç, baklava, efendim bu şehzade tatlısı saraylardan gelme gastronomimiz çok zengin bizim. Hı hı. Ah mümkün olsa da aç karnına bir yiyebilsek. İşte ancak o zaman bunun faydasını görürüz. Bünyemize bir ağır bir katkısı olur. Ama şimdi eyvallah. Şimdi Tevfik abicim ben ülüsünü vuruyorum ondan sonra tatlı yiyorum ya. Yemeği yedikten sonra tatlı yiyoruz. Başka yemiyor ki. Şöyle bunlar hele Ramazan'da var ya istediğin şekilde yi. Hiçbiri dokunmaz. Allah'ın bir bereketi, bir rahmeti. Sevgili büyüklerim, sonra gelmişiz. Ama bir şey var, güzel bir haber var. İzleyicilerimizin de damağında kaldı. Allah nasip ederse, Allah ömür verirse, salı gün seçim yok. Siyasileri göndereceğiz evlerine, makamlarına. Evet, biz doğru. Bize kalacağız programda. Salı günü iyi bir kaynatalım. Kaynatalım. Balkan da olsun. Müsaitsiniz. Düğün pilavı olsun. Eyvallah. Olur. Salı günü. Düğün pilavı mı istedin? Düğün pilavı. Konya usulü düğün pilavı. Tabii. Sıralamayı anlatacaksın. Tabii. Tamam o zaman Mehmet Baykan'ı da çağıralım. Olur. Salı günü iyi bir kaynatalım. Başka da konu almayalım. Tamam. Mehmet Bakırcı Hocam vaaz-ı nasihat ettikten sonra herhalde salı günü 22'de başlayacağız programa. Biz 22.30'da otururuz. Tamam. 22.30'da başlarız. Kaça kadar gidersin? Tayyarı haberdar edelim. Ortaya siniyi vursun abi. Sen o gün şey yap. İftar. Hayır. Tevfik abime söyle. Allah razı olsun. Beni evden alıyor getiriyor. Eyvallah. Bana. Teşekkür ederiz. O ayarlar. Sen de o gün iftarı şöyle hafif yap. Bir de burada yükleme yapmayalım yani. Ya fark etmez. Salı günü meclis açık mı acaba? Bakın onun gelebilir mi?
Gelir gelmez yani biz kendimiz. Yoksa gönder, ha tamam, evet, ona göre program yapalım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza sağ olun. Hakikaten harika tatlılardı. Teşekkür ederim. Aslında ben bugün hem ikinizden de şey öğrendim. Çocuk terbiyesine bir dokunalım diyecektim ama vakit kalmadı. Eskiden evlerde, Konya evlerinde çocuklar nasıl terbiye edilirdi, ya, nasıl değerler eğitimi verilirdi. Şimdiki gençlikte büyükler niye bir ortak yol bulamıyor, niye köprüleri attık. Onları konuşuruz diyorduk ama salı gün konuşalım. Onunla ilgili bir cümle söyleyebilirim. Bir cümle buyur. Şimdi İbn Haldun'a soruluyor. Efendim çocuklarımızı nasıl terbiye edelim diye. O da diyor ki siz çocuklarınızı terbiye etmeyin. Onlar zaten sizi örnek alıyorlar. Siz kendinizi terbiye edin. Çok güzel söylüyorsun da abim de. Yani şimdi onlar bize ayna gibi böyle videoya çekip duruyorlar. Şimdiki çocuklar da bazen terbiye istiyor. Yani şimdiki sıpalar çocuklar vallahi terbiye istiyor. Çünkü çok terbiyesizlik yapmaya çalışıyorlar. Yaramazlık diye. Yaramazlık yapmaya çalışıyorlar. Eskiden, onun için ya eskiden annenin elinde bir terlik olurdu değil mi? Terlik dokunamıyor. Çocuğun dışarı vurur. Çocuğun psikolojisi bozulacak diye değil mi? Ya psikoloji falan ben şimdiki çocuklarda görüyorum. Çaktım ya. Vallahi yok psikoloji. Rahmet babam falan bir kovdu mu tam psikoloji lan dinliyorum ya. Hiç psikoloji falan bozulmazdı değil mi? Yok ya. Adem ya. Oğlanlara da öyleydim ben. Çocuklar psikoloji ne ya? Çocuklar psikoloji neymiş ya? Psikoloji ne? Psikologlar izliyorsa bayağı kızıyorlar. Ya ne kızarlarsa kızsınlar. Kodunu böyle yapıştırdım. Örnek bir baba işte çocukları başta dördü olanda tanırım bilirim. Lütfen burada dinlediklerinizi evde denemeyin falan diye bir problem. Hayır abicim denemeyin. Şimdi zaten vuramazlar canım. Vuramazlar. 40 sene önceden bahsediyor. 50 sene önceden bahsediyor. 50 sene önceden bahsediyorum. Bekir hocam kaç yaşında? 57 yaşında Bekir hocam. Vallahi annem şöyle terliği bir fırlattı mı 100 metrelerden tak diye vururdu yani. Vallahi öyle avlardı ya. Şimdi ya. Biraz suratımda bir şeylik olsun, bir böyle bir şeylik olsun. Hayrola baban bir hata mı yaptık diller ya. Çünkü diyorlar çocuklar. Ha şimdi ya abi aha. Melaki ya muhtar. Çocuklar melaki ya. Hayır benim iyi terbiye gitmem. Muhtar olduğu için şeyi biliyor. Mahalleyi de biliyor. Mahalleyi de biliyorum ya. Şey değil abicim. Şimdiki çocuklar ya oku bir çakmak. Rahmetlik babam buna bir gaz koydurdu dedi. Yani bir eski benzin çakmak var. Cebimden öğretmenim aldı imam hatip'e giderken tamam akşama kadar yalvardım öğretmenimle ya ben kullanmıyorum ben buna çakmak benzin doldurturam götüreceğim. Babamı çakma dedin hadi vermedi. Vermedi ya. Şimdi öğretmenin okulun şeyinden duvarından atladılar mı? Öğretmene diyor ki bak çocuk ya hocam diyor ya bir sigara ver diyor ya ben sana bir sigara vereyim diyor ya. Allah. Ya bu kadar oldu ya. Çok bu kadar. Fazla ya. Vallahi de tokat abi. Vallahi. Evet efendim bizi bu saate kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz gene lafa daldık ama hakkınızı helal edin. Seçim siyaset. En güzel sohbeti, en güzel muhabbeti arkaya koyuyoruz. O da vakit yetmiyor. Bu saate kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ama salı söz iyi kaynatacağız salı. Bol bol sohbet edeceğiz. Sizin mesajlarınızı okuyacağız. Bugün aramızdan ayrılan Konya Merkez Mezarlıklarında defnedilen merhum ve merhumileri okuyarak programı kapatıyorum. Bakın tanıdık var mı? Bakalım. Mustafa oğlu Ahmet Arıcı başköylüydü. 93 yaşındaydı Üçler mezarlığına. Hı. Yahya oğlu Cuma Halepliydi. 68 yaşındaydı İşkalaman mezarlığına. Ali oğlu Süleyman Sezen Taşbaşı doğumluydu. 90 yaşındaydı Elmacı mezarlığına. Mehmet oğlu Ali Peksemerci Konyalıydı. 91 yaşındaydı Üçler mezarlığına. İbrahim oğlu Mehmet Gezgin Karakışlalıydı. 88 yaşındaydı Yağbasan mezarlığına. Yusuf oğlu Celil Göktepe Akiseli'ydi. 79 yaşındaydı Seyit Şahin mezarlığına. Yunus oğlu Mesut Sert Konyalıydı. 51 yaşındaydı Dere Küçük mezarlığına. Osmanoğlu Muhittin Özgül Eisteli'ydi. 73 yaşındaydı Seyit Şahin mezarlığına. Ahmet oğlu Mustafa Doğan Keçi doğumluydu. 82 yaşındaydı Hoca Cihan mezarlığına.
Mustafaoğlu Erhan Ayten, Yalınçevre doğumluydu. 68 yaşındaydı. Yaylapınar Elvan mezarlığına. İsmailoğlu Asaf Dikbasan, Konyalıydı. 88 yaşındaydı. Karaaslan mezarlıklarına defnedildi. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün şehitlerimizle birlikte, tüm merhum ve merhumilerimize ve bütün geçmişlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet. Biz yaşayanlara da hasreten merhamet temenni ediyoruz. Ruhlarına lillahil fatiha diyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Allah ömür verir ve de nasip ederse yarın 22.30'da yine huzurlarınıza gelir. Kerem İşkanlı Ramazan gecelerini icra etmeye gayret ederiz. Şimdiden sahurunuz mübarek olsun. Değerli konuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Esselamu aleyküm Müslümanlar. Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tuz muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne varsa sende bende, ne varsa sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben ac mıyım? Yarın mezara girende sen toksun da ben ac mıyım? Kimi mulla, kimi derviş, kimi mulla, kimi derviş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen basında ben çez miyim? Kimi arı çiçek dermiş, sen basında ben çez miyim? Topraktandır cümle beden, topraktandır cümle beden. Nefsimi öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin, ben ucmuyum. Böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin, ben ucmuyum. Tabiyette veysel aşık, tabiyette veysel aşık. Topraktan olduk kardeşik. Aynı yolcu yüz yoldaşık. Sen yolcusun, ben bac mıyım? Aynı yolcu yüz yoldaşık. Sen yolcusun, ben bac mıyım?